şöyle rivayet ve hikayet ederlerdi ki diye başlarlardı söz. Bizimkisi ne rivayet ne de hikayet. Bizimkisi başka türlü. Kendimizin taklidini getirdik. Taklidi aslında aynı. Neresinden başlayayım? Kızım için koca peşindeyiz. Yoksa ne işimiz var buralarda? Yumayı dişi kuş yapar demişler. Hah, işte dişi kuş. Şöyle ortaya gel kız. İşte kızım, yavrum, mini mini güzel serçe. Hani yuvası nerede? Dalı yok daha konacak. Çıksın şu yoksulluğun gözü. Neyse, uzun etmeyelim de lafı. Nasıl olsa burada her şeyi göreceksiniz. Usul ile çalalım sazı. Ahenk üzere başlatalım oyunu. Davası enik olur güzeldim diline, beline sağlam. Çıkmayınca talibini ne yapacaksın? Dönem böyle kaldırıyor artık. Kısmetini kendin arayacaksın. Dönem böyle kaldırıyor artık. Zaman kötü kötü, açlıktan örümcek bağlamış. Milletin gözüm kalmadı miras dereden babadan. Para pul han apartman. Yolu yok başka kızım, birine dayanarak yaşamaktan. Çıkmayınca talibi ne yapacaksın? Dönem böyle kaldırıyor artık. Kısmetini kendin arayacaksın. Dönem böyle kaldırıyor artık. Çıkmayınca talibi ne yapacaksın? Dönem böyle kaldırıyor artık. Kısmetini kendin arayacaksın. Dönem böyle kaldırıyor artık. Çantayı tutacaksın değil mi? Tutuyorum. Yok, çantanın boş olduğunu bilmez de çarparlarsa. Çanta gitmiş mühim değil. Mektuplar da gider. En iyisi ver onları, ben saklayayım. Ay merak etme, beni götürmeden kimse çantamı götüremez. Adımlarını hızlandır. Bir otobüse binseydik çoktan evde olurdu. Paramız kaldı mı diye sorsana. Benim attığım bir kazaya uğramadan sağ salim eve varabilmekte. Seninkisi ise mektuplarda. Neyse, az kaldı ev şuracıkta. Ev oracıkta ama biz çevresinde dolanıp duruyoruz. Ben çok hoşçakalın böyle dolap beygir gibi dönmekten sanki. Sen onu gel de yazar bulsun ki Soltay'ı arayacağım. Bizim katabani inip ben Murat Özdağ'la dert anlat. Neymiş efendim? Çağdaş bir orta oynaymış. O biçimde oynayacakmışız. Hay biçiminiz bassın. Göstermelik olacakmışız. Olduk işte. Göstermelik olduk. Hadi biz olduk neyse. Ya o gariplerin ne günahı var? Mektuplarını duvarlara asmak. Adlarıyla sanlarıyla açık etmek. Sırlarını fahşetmek yakışık alır mı? İler tutar tarafımız yok canım. Bir elimize pastel vermedikleri kaldı. Düşünsene. Böyle perde olmadan. Derme çatma dekorlarla. İğretli kostümlerle. Aksesuarsız maksesuarsız. Oyun mu oynadın? Üstüne üstlük. Role konsantre olmak da yasak. Nasıl etkili olacağız peki? İşin büyüsü heyecanı kalmadıktan sonra seyirciyi nasıl kavrayıp götüreceğiz? Yaptığımızın orta oyunuyla ilgisi olsa bari. Orada başrollerde Kavuk ve Pişegen, burada başrollerde sen ve ben. Biz kadınız. Hadi yaşınız öncekilere erişmedi. Dümbülüğü de mi seyretmediniz? Orta oyunu diye koca koca kitaplar basıldı. Onları da mı okumadınız? Güzelim, ailevi, hissi dramı rezil ettiler. Bizi de seyirciye maskara. Tutuyorsun değil mi? Terbiyesiz. Ne oldu ki kız? Seni gözüne bastırıp öpeceğim mi iple çekiyorum diye yazmış. O ipli takımından almış. Sanmaz. Eve kadar dayanamıyor musun? Gazetedeki adam 261 mektuptan en az 10 tane koca bulursunuz dediydi ya. Haklı var. Rumuza yazmayı istemeyene bak. Hani gönlünde Sıtkı vardı? Canım bunların yeri ayrı, Sıtkı'nın yeri apayrı. Neyse, babanın anahtarı sendeydi değil mi? Bende yok. Sen kapadın ya. Sonra sana vermemiş miydin?
Yok işte. O zaman kapıda unuttum. Ay ne kadar rahat söylüyorsun. Ya sayıldıksa? Önünden geçenler ev üstlerine değilir diye korkudan yol değiştiriyor. Kim içeri girmeye cesaret edebilir ki? Hem neyimizi soyacaklar. Değerli eşyalarımız, ziynetlerimiz, sallarımız mı var? Eyvah televizyon, ne televizyonu çalmışlar. Savaş bak bakalım. Şakır şukur. Bak buradaymış. Her şey yerli yerinde. Bu da resim. Elektrik faturası. Kaç para, kaç para? 2.850.000 lira. Nereden bulacağız da ödeyeceğiz? Daha evin 3 aylık kira borcu duruyor. Ev sahibi bugün yarın gelir. Neyse ki nasibi iyi insan. Ay bir de şimdi bu üstüne rahmetliğin 3 aylığını da kırdırsak o da yetmeyecek. Görüyorsun kız değil mi? Senin bir an önce evlenmen pers. Yol boyunca ne düşündün biliyor musun? Biz bu işi sıkıya açacağız. Delirdin mi sen? Nedenini bir sor. Bu iş herkesten gizli anne. Açacağız ona. Bakalım ne renk verecek. Eğer bir niyeti varsa ortaya çıkar. Ya çıkmazsa? O zaman ümidini kesersin. Mektuplardan seçersin. Ya bunlarda daha hayırlı bir kısmetin varsa? Ya 3-5 mektup geldiği zaman ne kızları gibi gönlündekinden yüz mü çeviriyorsun? Nasıl olsa ortaya çıkmayacak. O zaman hiç bilmesin. İyisi mi gel biz bunları okuyalım. Gözümüzün tuttuklarını görelim. Kafama koy. Önce onu şöyle bir yoklayacağım. Kimisi yanar tutuşur belli etmez. Abdal derviş gibi kabuğuna çekilir. Salyangoz da kabuğunun içinde. Sanki hiçbir niyetimiz yokmuş gibi açılacağız ona. Düşüncesini almak istiyoruz. Hepsi bu. Belki anlamayacak bile. Şundan birkaç mektup ver de ben de okuyayım. Ah! Nereden aklına esmiş de yazmış? Ne diyor? Ne diyecek canım deli saçması. Benimle evlenmek istiyor. Hayda! Evlenmek istesem kendi adıma elden vermez miydim canım? Sahip de kısmetin açıldı. Bir deli de bu işte. Sahip hayırlı bir kısmeti düşünmez misin? Yüz buldun astar istiyorsun ha. Ay sen aklına yaşım, emin. Biz akın hocası değil, koca arıyoruz evladım. O ne diyor anne? Ne diyecek? Bir iş bulur çalışırsanız evlenebiliriz diyor. Sanki biz bulduk da çalışmadık. Neciymiş o? Katiplik yapıyor. Ha katipler şu yana dursun şimdi. Aa Sıtkı da katip. Ha şöyle haddini bil. İyileri ayırıyorsun değil mi? Aa bu da sana. Benim aklımdan böyle şeyler geçmezken bunlar neden böyle yapıyor canım? Bana mı soruyorsun? Ne sorması? Şaşkınlar demek istiyorum. Ha şunu bir dinle. Hüsnü tesadüf neticesi ilanınıza nazar atfedince kalben sarsıldım. O lasa der önümde bir arzu yeşildi tasıl oldu. Size yazmaktan iştinab etmedim. Kaderin bir hazan yaprağı gibi ağaçınıza doğru şitap ediyor. Geçmişte maalesef iki talihsiz izdivaca mütezahil oldum. İcallerim mevcuttur. Lakin fikri acizanem validatın saadette ehemmiyet olmadığı merkezindedir. Nefesini anladın mı? Anlamadım ama çok güzel. Hem anlamadım hem çok güzel. Nasıl oluyor? Arapça şiirdir. Adı ne? Halet Mezaki. Ben beğendim. Nesini? İcalleri var varlıklı. Ayırdım. Sen bu yana Halet Bey. Bizler dediler yurdun dört bir yanından, yavru vatan Kırgızstan, Almanya'dan, Hollanda'dan, dünyanın bir ucundan, Almanya'dan, Hollanda'dan, dünyanın bir ucundan. Esnaf emekli, memuru öğrencisi. Olsun bir çıkarsan ki pek çok boşta gezer. Ya da tezkereci. İşçi esnaf emekli, memuru öğrencisi. Olsun bir çıkarsan ki pek çok boşta gezer. Görmeyecek komşularımız bizi bir
sakladım. Atayım mı? Ne zararlı var canım. Sakla dursunlar. En iyisi ver ben saklayayım. Sen beğenip ayırdıklarımızı size karışmasınlar. Sıtkı Bey oğlum! Efendim İstaf Hanım teyze! Bir ne kadar zahmet eder misiniz? Efendim ben Deniz Sıtkı'nın taklidine çıkıyorum bu oyunda. Şakır, şukur, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Sıtkı Bey oğlum. Seni niye çağırdığımı biliyor musun? Ben size bir çay yapayım mı? Teşekkür ederim, yemek yiyeceğim. Kal sen de Gülsün. Sıtkı Bey oğlum, ben kızımı evlendirme kararındayım. Evlenmek her genç kızın hakkıdır, hem de görevi. Hoş, bu kararın pek yeni değil ama bugüne kadar kısmeti çıkmamıştı. Güzel, demek şimdi çıktı. Çıktı sayılır. Hacı Kifaye Hanım'ı tanıdın mı sen? Mahalleden ahbabımdı. Arada bir uğrar. Onun kızı Ayşe evde kalmıştı. Sen buraya gelmeden önce yazdı gazeteyi, haftasında koca buldu gitti. Gidiş o gidiş. Şimdi durmadan kocaya gidiyor. Bizim Gülsün beklerken onunkilerin sayısını unuttum. 2 yıl içinde 3-4 kez evlendi. Sonunda biz de karar verdik. Gazeteye vurdurduk Gülsün'ü. Nasıl yani? Kurumuza yazdı. Ama ben istemedim. Bir alay talip çıktı kızıma. Ne kadardı sayısı? 261. İşte hepsi burada. Sıtkı Bey oğlum. Sen bize göre okumuş, akıllı birisi. Gece mekteplerine gidiyorsun. Düşünceni almak istedim. Ben ne diyeyim ki? Rumuzunuz neydi? Neden telaşlandın? Telaştan değil, merak ettim. Şöyle yazmıştık. 25 yaşlarında bir aile kızı. Ben rumuzunuzu sormuştum. Unutuyoruz işte. Aile kızıyım. Ev işlerini becerir, güzel yemek pişiririm. Ya. Ne demek ya? Hayır, benim yan başka. Siz devam edin. İlkokul mezunuyum. Babam vefat ettiği için annemle kendi evimizde oturmaktayım. Geçimliliği olan ahlaklı biriyle evlenme karşısındayım. İç güveyi de olabilir. İsteklerim Gonca Gürmuz'un yazmaları. Şimdi Gonca Gürmuz siz misiniz? Ne o, yakıştıramadın galiba. Hayır, böyle bir şey yapabileceğinizi düşünemedim yani. Biz de düşünmemiştik ama oldu işte. Demek 260 mektup ha? 61. Hepsini saydık, okuduk. Aralarında şey var mı? Tanıdık bildik diyecektim. Şey yani ben de ne diyeceğimi şaşırdım nedense. Çok çok güzel yazmışsınız. Yani yabancı olduğunu zannederek ben de yazabilirdim ama yazmadım tabii. Sizin yazmaya ne ihtiyacınız var evladım? Her gün gördüğün konuştuğun insan değil mi? Yabancı mı ki? Hem bir niyetin varsa oturup söylersin değil mi? Benim niyetim yok. Hayır, bir niyetim yok. Olsaydı şaşardım. Neyse, bu iş için başımıza bir erkek lazım. Yanlış okumadıysam, yani yanlış duymadıysam, kendinizi ev sahibi göstermişsiniz. Bizim de o kadarcık yalanımız olsun. Hem ne demişler, işe yarayan yalan, iş bozan doğrudan iyidir. Hadi ki payından, kendinizi varlıklı göster. Kızı talipleri, iş güç sahibi, zengin olsun dedi. Biz de öyle yazdık. Hem zengin arıyorsunuz, hem iş güveyi kabul ediyorsunuz. Bari onu demeseydiniz. Biz de o kadar incelik, arama evladım. Yazdık bir kere. Hem fena mı ettik? Ev açmak derdinden kurtarmak az şey mi? Bakarsın öyle biri çıkar. İlla zengin diye tutturduğumuz yok. Geçimli olan da kabulümüz. Yani. Peki burada nasıl olacak? Siktin seni, aşağıda oturacak değilsin ya sen. Oraya ben inerim, olur biter. Hem sana bir şey söyleyeyim mi Sıtkı Bey oğlum? Senin de vaktin geldi geçiyor ha. Bu işler belli bir yaştan sonra güç olur. Hoş. Bunu söylemek bana düşmez. Ne de olsa bir kız annesiyim. Aklına yanlış bir şey gelir. Gelmez. Neden gelsin ki? Gelebilir canım. Bana kalsa da gelmemeli. Aynı çatı altında yaşıyoruz madem ki. Şu çayı yap da ben içeyim Gülsün. Ne gerek vardı böyle gazeteye falan? İki boğazı geçindirecek gücümüz yok. Ne yapsak olmuyor. Hayat öyle bir parlaşıyor ki. Yetişene aşk olsun. Seni keyfimizden bir mahremimize soktuk sanıyorsun. Konu komşunun yapacağı dedikoduyu göze almak kolay mıydı? Ama herkes bilir ki benim evim namus kalesidir. Ah rahmetli Ruhi Bey, çok hesap yaptı, çok kurdu ama olmadı. Becerip bir ev sahibi yapabilseydi bizi, hiç bu hallere düşer miydik? Şimdi aklım durmadan kapıda, 3 aylık kira borcu birikti. Ev sahibi bugün yarın çıkabilir, her zil çalıştı. Nasıl yemeğidir diye yüreğimi hop ediyor. Hem sen bunları nereden bileceksin? Sen neyin farkındasın ki? Her şeyin farkındayım. Hem ben de bu sıra ay sonlarını zor geçiriyorum zaten. Hem kiranızı artıramadığım için üzgün değil miyim sanıyorsun? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun evladım? Derdimiz aynı işte. Değil, aynı değil. Senin haberin yok. Kaç zamandır bu kızın kısmeti açılsın diye telli babadan başlayıp İstanbul'da ne kadar evliye ermiş türbesi varsa hepsinden daha gitti. Eyüp Sultan'a, Sümbül Efendi'ye, Selami Dede'ye, Nohut. Şşt, sus, hepsini sayacağım, hepsini bir isim. Çifte Sultanlara, Tezveren Dede'ye, Horoz Baba'ya, Merkez Efendi'ye, daha da var. Yollara dünyanın parasını döktük. Demek dedelerin bir faydası olmadı. Dedelerin, gene bakalım. Hepsi paranın hizmetinde.
kapıyorlar. Yoksul kızı, dünya güzel olsa, namusu akka da çekse ne yapayım? Eskiden hayır hazanet işidir diye konu komşu akrabalar bir araya gelir, dengi dengine baş göz ederlerdi. Eski eskide kaldı. Ah rahmetli Ruhi Bey olacaktı şimdi. Okur okumaz şık diye anlardı kimin ne mal olduğunu. Hadi al şu mektupları da, aralarından iyi olanları seç bize. Senden istediğimiz yardım bu. İnşallah beceririm. Şakırtı. Ben taşı bildiğini satmaya çalışıyorum, sen kalbini veriyorsun. Burnun kaftanda. Gördün mü? Eli ayağına dolandı. İki lafı bir araya getiremedi. Ben de yazabilirdim dedi. Ama yazmadın ne dedi. Bırak duymadın mı? Pısırığın biri ay sonlarını zor getiriyormuş. Pek verdi gibi de, vermedi gibi de. Duygusuz mu olacak? O şeyi doğru söyledi ha. Hiç düşünemedik. Niye ileride çıkacak taliplilerin? Evin bize ait olmadığını öğrenince ne olacak? Yanlış oldu. Sürepeli bırak artık Sıtkı. Ne olursa olsun girdin bu yola, sonuna kadar yürümelisin. İnsan varım teyze. Buyur Sıtkı Bey oğlum. Mektuplarınızı okudum, getirebilir miyim? Getir gel evladım. Şakırt şukurt. 361 demiştiniz, tekrar saydım. 360 çıktı. Biri burada kalmış. Dün gece ve bugün fabrikada hepsini okudum. Çok değerli istatistik veriler elde ettim. Nedir o? Mektupları ve sahiplerini sınıflandırdım. Sınıf geçenleri söylesen. Sahiplerin mesleklerine göre dağılmış öyle. %47'si tezkere gün sayan erler. Onları bir kalemde geç. %14'ü memur. %13'ü serbest çalışıyor. Bir kısmı işini belirtmemiş bunların. %12'si liseli, üniversiteli öğrenci. %8'i çırak ya da kalfa. %3'ü emekli. %2'si hükümlü. Hapishaneden yazmış. %1.5'ü emlak komisyoncusu. %1'i inşaatçı. Toplam %100. Yaş gruplarına gelince 20-30 yaş arası %67,5, 30-40 yaş arası... Bey oğlum, efendim? Bunları niye sıralıyorsun? Sayılardan, yüzdelerden bize ne? Çok değerli bilgiler bunlar. Yerleşim bölgelerine göre, öğrenim durumlarına evladım, göre... Evladım, biz bu mektupları sana niye verdik? Yardım istememiş miydiniz ben? Allah razı olsun. İstatistik çıkardın bize. Seçmeyecek miydin aralarından iyilerini? Senden istediğimiz yardım bu değil miydi? Belki hoşunuza gitmeyecek ama... Biri hariç diğerlerini gözüm tutmadı. Biri hangisi? Şu. Şöyle diyor, kocanızı neden çalışma hayatınızda çevrenizde değil de gazetede duyuru yayınlayarak arıyorsunuz? Biz de çevremizde olsun isterdik ama olmuyor işte. Neden şimdiden peşin ev kadınlığını seçiyorsunuz? Kocasının eline bakan biri olarak yaşamaktansa en azından çalışıp hayatınızı kurmanız daha doğru değil mi? İnsan kendi alın terinin hakkına dayanarak yaşarsa daha güçlü olmaz mı? Bir işe girip çalışmayı kabul ederseniz evlenebiliriz. Kız, bu benim baktığım şeyinki değil miydi? Katipmiş. Evet, o akıl hocası enayi. Ben bilirim. Bunun ev geçin diyecek durumu yok. Kendine destekçi arıyor. Demek sana göre aralarından bir işe yarar bu. Oğlum, ben 3 ayların sonuncusunu da bu mektuplara harcadım. Ben o parayı sokağa atamam. Orasını siz bilirsiniz. Ben kendi boyama geleni yaptım. İzninizle yemeğimi hazırlayacağım. Hadi afiyet olsun. Şakırt. Zehir sıkkın olsun. Bir enayi bu işte. Ben sana dememiş miydim anne? Hoş geldin Gülce Hanım. Kes. İş başa düştüm. Şu okuduğumuz mektup vardı ya. Ondan başlayacağız. Neydi adı? Halit Rezaki. Ayağıma geldiğinde istediğimse kondu önüme dediğimse bıktım dünyayı sırtımdan taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. Bıktım dünyayı sırtımdan taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. Barut kan açlık bitirirken dünyayı yok kelimesini hiç duymadı odalarımızın duvarları. Harbi görmedi bile evimiz. İkinci Dünya Harbi yılları. 25'indeyim o sıra. Peder koştu beni bu zora. İlk ciddi imzamı nikah dairesine attım. Hiç unutmam o soğuk kış günü kan ter içinde kaldım. Sıkıntıdan çatlaya çarptım. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahat ben. Bıktım dünyayı sırtımdan taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben,
Rahat vurguluyum ben. Sonrası yetmesek yıllar. Peder Bey rahmetli oluncaya kadar mal edince intikal. Anladım. En zor mesleğin adıymış. Ama bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben. Rahat vurguluyum ben. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben. Rahat vurguluyum ben. Çıkıyorum. Mutlaka karşılık verecek Mektuba. Öyle parlak bir nesil kalemi aldım ki böylesine ancak Üstad Halit Ziya yazabilirdi. Efendim, kremimi tazeleme saatim. Özür dilerim. Sonunu bir daha söyle bakayım, ne yazıyordu? Muhterem Valideniz Hanımefendi'ye arz-ı hürmet ederken ben ne iyi kalbi mecburleri olarak şevki visal devlet-i vaz içinde Rübeyr'i görüşmek bahtiyarlığına yaşayacağım güne muntazar-ı visalım efendim. Sen iyi hafıza olurmuşsun. Sağ hiç düşünmedik. Konuşması da yazısı gibiyse nasıl anlaşacağız? Vatandaş, Türkçe konuşalım mı olur biten öyle. Bu merdivenler de çık çık bitmiyor. Dur şuradan azıcık dinlenelim. Ay dizlerim. Kaçıncı kattayız? 4 galiba. Ay, 2 kat daha mı var? Kör olası elektrik kesintisi gördün mü? Ne güzel asansörle çıkacaktık. Geldik mi? Doktor imdat onaran. Tam yerim. Merdivende kalbi duranlara imdada koşarız. Geldik galiba, yukarısı kapalı. Merdiven bitti zaten. Tamam, burası çalıyoruz. Dur hafifçe soluklanayım. Ay. Bir adres bulana kadar canımız çıktı. Postacılar günde 1000 adresi nasıl buluyor? Bu kadar varlıklı adam da ne diye böyle köyüne bir apartman oturuyor? Eskinin varlıklıları hep buralarda otururlardı. Ay, heyecandan kalbim çarpıyor. Ne dersin kız? Becerebilecek miyiz sen istedin? Yallah, çal bakalım. Bing bang. Bırakın şimdi. Ben rahatsızlayayım diye. Hazırla, ne işini bugün? Şakır. Şıkıt, saçın. Ne aradınız? Ne aradınız? Hanım yok mu? Yok. İyi çarşaflarım var, yatak yüzlerim var. İhtiyacımız yok. Size göre paçalı donlarım var. Yanlış yere geldiniz. Bu sebeple bu apartmanda böyle şeyler satılmaz. Ama neler görüyorum. Bu eve gelin geliyor. Nereden bildiniz? Daha çok şeyler görüyorum. Allah Allah. Neden şaşırdın? Neden gülüyorsunuz? Bir mektup var. Bu evden biri yazmış. Ay çok şey ayan oluyor bana. Oturulacak bir yer yok mu? Yoksa siz... Bu işte bir oyun olmasın? Ama nereden bildiniz? Medyum desem durum ilgisiz. Hızır desem Hızır erkektir. Ama her kulağa gider. Peki o kim? Yardımcım. Bir dakika bekleyin lütfen. Yapıyorsunuz kızlarınızı korkutuyorsunuz. Asıl korkan benim. Ortalık eşkıya, soyguncu, hırsız dolu. Bir kısmı adi, bir kısmı siyasi. Öyle anda gelmedik dileler buluyorlar ki. Bizde hırsız vurusuz hali var mı hiç? Neme gerek. Ben tedbirimi alayım. Şimdi buyurun içeride oturun. Silah zor öyle ama. Rica ederim. Kendim için. Şöyle buyurun. Size şöyle geçeyim. Duymaz. Teşekkür. Ya, bak. Otur kızım. Ay, ben o soğuk şeyden korkarım. Onun karşısında konuşamam. Peki, belimi okuyayım. Bak, olmaz. Pahtar pahtar demen lazım, yaralanırsınız. Şöyle şur olursun. Namusu bize doğru olmaz. Nereye sokayım efendim? Buraya kadar iyi becerdi kız değil mi? Yüreğim ağzımda. Varlıklı evine bak. Soydan zengin besbelli. Şu havluların havı gitmiş ama iyi. Bak şu keşan. Bu da Buhara. Bu
biliyorlar eski Brexit'ini. Ay bunlar bahçacıdan ne alır? Dünya kurmazlık düşündüm. Bu herhalde babasıydı. Ailesiyle birlikte oturduğunu yazmış mıydı? Hayır. Şşt. Kaşınla gözünle konuş. Kimlisin diyorum efendim. Sargılarınızı neden çıkardınız? Ayıp olmasın. Vah vah, geçmiş olsun. Nasıl yaralandınız? Yara değil, başka bir şey. Adınızı bağışlar mısınız? Kifaye. Üç dön oğlum bir an. Kifaye. Yok hayır, sadece kifaye. Yardımcımın adına. Gitme canım söylemem. Adını pek beğenmezdi kızım. Efendim yardımcınız mı, kızınız mı? Kızım sayılır. Mahalleden bir ahbabımın büyütmesidir. Benimle çalıştığı için anlarsınız ya. Efendim bu zavallı sahabi süren değil. Öteki bu ne işin Hafiye Hanım? Kifaye. Ben edebiyatla ilgilendiğim için... Neyse, asıl konumuza gelelim. Nasıl yapıyorsunuz? Fal gibi bir şeye bakarak mı? Kayıttan okurum. Şşş, susun. Elente! Kelente! Burayı ne olmuş olacakları göster bir kere. Evet, görüyorum. Geliyorlar. Bir mektup var. Karşılıklı yazılmış. Evlenmek isteyen biri var bu evde. Bunu söylemişsiniz. Bu eve gelin geliyor. Hayatta bir tek annesi var. İkisi de hakikatli, sadakatli insanlar. Kız ayın 14'ü gibi teri taze, selvi boynu, güneşli, güler yüzlü. Yalan! Dili şeker, sesi şakrak. Efendim, güveyi gülünce verecek mi acaba? Onu da sorar mısınız? İkisi de gibi ise neden beğenmişsiniz onu beğenir? Bizim öyle yukarılarda gözümüz yok. Yukarılardakileri de görüyorum. Evet. İnci dişli. Altın sesli, cilası geçti. Allah! Nasıl sevinmem efendim? Kalbim çarpıyor. Bir dakika. Hapı biçip yedik. Kayınpeder uçuyor anne. Sorsana oğlumun önceki karılarına ne olmuş? Allah boğazından. Çarpmadım şimdi durur. Ay ben de mi bir ilaç alsam ne? Getireyim mi? Şşt, sus. Gene geliyorlar. Evet, görüyorum. İki kadın var. Aynı adamla nikah geçmiş başlarından. Doğru mu? Doğru. Bu evde kötülük görmüşler. Hayır, asla. Onlar kaçtılar. Kötülüğü onlar ettiler. Şunu baştan sona anlatın bakalım. Onlar mı doğru söylüyor, siz mi? Efendim, ilki kültür de Fransa yetişmişti. Bir süre sonra ev kadını unutmaya başladı. Çalışmak istediği makul karşıladık. Bir magazinde sanat, sinema, tiyatro konularında yazıyordu. Zamanla evi ihmal etti. Bu evime kaydı. Ve sonunda film aktörüne gitti. İkincisi, bir garantisi olsun istedi, kırmadım. Kartal'da bir arsamız vardı. Üstüne tabuladım. Bir gün biri geldi. Fabrikatörmüş. Arsayı satın almak istedi. Üstüne fabrika kuracakmış. Bunların konuşulması, yemekleri, devir temlik işlemlerin kullanması derken ben farkında değilim. İşin seyri değişmiş. Sonunda o da fabrikatörle kaçtı. Hareketli bir hayattan hoşlanmam. Arada bazı sıkıntılı günlerimiz oldu. Ne de olsa hazırlanıyorduk. Ama onlara karşı asla hoyratça davranmadım efendim. Belki oğlunuz kötü davranmıştır. Ne oğlum? Benim oğlum yok ki. Peki kimin karılarıydı onlar? Benim tabii. Yani Halit Rezaki sen misin? Neden öyle garipseri soruyorsunuz? Atan al çakıldığını görmüş. Kurbağa da ayaklarını uzatmış. Anne. Gidip buluştu. Daha önce hiç bayılmamıştı. Su getir. Ah, ne oldu bana? Ah, bu insan gibi konuşuyor. Tahta gibi konuşacaktım. İşsiz demiştiniz. Hep sizin yüzünden oldu. Ah, bakın. Ben yapmıyorum. Az önceki sözleri şakaydı değil mi? Susun. Gene geliyorlar. Efendim, bu iş ne kadar zaman olacak? Onu öğrenin lütfen. Ya, bak bak. Ne oldu? Demek karar değişti. Bu eve... Evet. Gelin. Evet. Gelmiyor. Neden? Çok yaşlı diyor. Bir parça yaşlı olduğum doğru. Ama tedbirimi alıyorum. Başımdaki sargıyı, yüzündeki kremleri sormuştunuz değil mi? Genç bir kadın yanında ak saçlı bir erkeğin hoş kaçmayacağını biliyorum. Onun için saçlarımı boyuyorum. Tıbbi kimya harika bir yaratıyor. Yüzümü salatalık kremiye tabi ediyorum. Estetik ameliyatı düşünmüştüm. Suratımı gerdirecektim. Gerek kalmayacak. Boşuna uğraşmasın diyor. Bu iş olmayacak. Nasıl kalbinden buluyor beni? Oysa ben ona annemden kalan küpleri, mücevherleri hatıradır diye
diye ötekilerin kullanmasına izin vermemiştim. Ona seve seve verecektim. Onu kraliçelik mi yaşatacaktım? Sonra? Şimdi geldim. Gözümün bebeği gibi sakılacaktım. Sonra? Gözümü gözünden ayırmayacaktım. Sonra? Bir dediğini ikiye etmeyecektim. Kuş sütü kuru üzümle besleyip bakacaktım. Anladım. Sen bakarken boynuz takacaktın. O nasıl bakırdı? Ne demek efendi bu şimdi? Hep bakacaktın Halep Bey. İnsan soyu bakışarak mı çağlıyor? Çaresi var. Hayli kaynaşlar öpüyorlar. Padişah var kullana. Taş çıkar diyor. Gözümüzü açacak. Karar verdik. Bu iş olmaz. Efendim siz ne konuşuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Aç göz yüzünü. İşte gömcek. Ah! Ortada bir gariplik olduğunu ta başından beri anlamıştım. Duygularıma nasıl değindim? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ve en iyisi bay edin. Anne! Nasıl değindim? Ecindi tayfesine kaldım. Koru beni yarabbi. Ayaklarından tut yatak odasına kaldıralım. Tüfeğini duvara dayamış talime çıkmaya kalkıyor. Niyetlerini olsa. Dedim mukaddes de bizim için mülçe. Bizim için anıt terimin yeri başka dedi beni verdiği acı. Ciddim üstüne bastırdım hemen. Dedim hiç mülkiyet esas olmaz ise. Elden çıkmaz bir dinimiz imanımız. Oturup bekler mi bizi evde karılarımız? Burada ortak konuştum müftüyüm sizleri. Derken kaldırdım bizimkileri ayağa. Apar topar dehli dükten surları. Anlattım sabahına Hakkül Bey'e. Hastanem ladum dedi. Duymasın arkadaşların yok niye. Ne zamcıl dedi yok niye. Asla nevla dur dedim, duymasın arkadaşlar. Yomiye ne zam geldi de, yomiye ne zam geldi. Yomiye ne zam geldi, yomiye ne zam geldi. Abi de hop! Hadi hoşçakal! Güzel! Azıcık göz alacaksın. Gazoyu yemeyecek atacaksın. Amir Bey'in yerine çalışıyorum. Üçe maddettiği daireyi 13'e satayım. Gazoyu gel düşünsün. Bahane. İstanbul torbanı ayak basında cebine kağıt 2,5 lirası varmış. Öyle değil. Helal olsun. E biz de mezara kadar işçi kalacak. Cevriz ya. Kat karşılığı kolluyorum. Bir tanesini düşürdüm bir tamam. Gerisi yürüyen bulup. Öyle bir şeyin ucu göründü. Tuturdum ise bir taşta iki kuş vurdum demektir. Kismatımı bekliyorum şimdi. Paş. Bu acayip sesler nedir böyle? Dalga arkadaşım dalga. Benimle dalga mı geçiyorsun? Ben geçmiyorum da dalga geçeyim. Ya. Burası yurtun değil mi? Evet. Yurtunda deniz olmaz mı? Olur. Denizde dalga? Olur. Nasıl anlaştıracağız bu millete buranın yurtun mu oldu değil? Baş boş işte. Baş. Boş. Birini mi bekliyorsun kardeşim? Evet. Ben de. Canım darlanmaya başladı. Saati geldi, kendisi yok. E gelir herhalde. Senin buluşma saatin geldi mi? Oo geçti bile. Desene sen de benim gibisin. İkiz mi de bekliyordun? Hayır, sen kız arkadaşını mı bekliyorsun?
Biz kızın arkadaşından anlamayız. Ben kısmetimi bekliyorum. Ne kısmeti bu? O kadar mı? Sorma. Hayır süreçin. Belki de beklediğim benim. Ya süreçin. Ben kız kısmetimi bekliyorum. Anlasana. O elindeki gül müdür? Gazete. Gül olmayacak mıydı? Olacaktı ama ciddim. Almaya 500 bin lira veririm. Bir çiçeğe o kadar para verir mi kardeş? Bu iki niyetine taşıyor. Kazanasına bakma, buluşuna bak. Ya bana bak. Sen bunu gül olacağını ne de biliyorsun? Biliyorum. Yoksa sen? Tüh ulan işe bak. Ulan ne biçim bir hastaya çattım. Ben seni kız diyebildim bir de yavrum. Hay Allah seni başıma canım. Onca gülü beklerken karşımıza demet geri çıktı. Yanlış. Ben kapıyı bekler mi? Beni dinle. Ben dinleyeceğim seni. Ya bırak. Peki kardeşime bak. Bir dakika kardeşim olamaz. Ya olmayayım kardeşime bak. Bir dakika kardeşim duysun. Olamazsın çünkü. Şimdi de tıp tamamlandı. Allah Allah. Babayla iki kadın. Allah. Yok yok babaların üstüne de otur diye. Dua et aşık ellere. Dua et ayıp olur diye geri sürüp kendirmeyeceğim. Karşın gördün. Telgraf da yapayım. Anlamadım. Suratınla manipüle yapayım. Yo ben sinirlendim böyle yüzüne tık oluşur. Şimdi sinirlendin mi sen? Tabii beni Gonca gibi zannediyorsun. Ya ne su? Vekiliyim. Aynı kapıyı açık diş. Ben elçekten vekili ne yapayım? Ya kardeşim kendi gelecekti rahatsızlandı gelemedi. Beni elçi olarak yolladı. Nereden bileyim nasıl itimat edeyim? Buyurun itimat mektubu. Uy, tamam benim Gonca Gül'e yazdım da şunu. Uzat arkadaş niyetin ciddi midir değil midir onu öğrenmeye geldim lan buraya. Öyleyse ciddi konuşalım. Adın ne dur? Sütkü Sütçüoğlu. Mehmet adın neresi? Afyon. Medeni halin nasıldır? Bekarım. Ne iş yapıyorsun? Fabrikada çalışıyorum. Nüfus memuru mudur nedir? Ben de aynı haber dolduruyor. Yaptın işte dur. Muhasebede katibim. Yok bu savcı. Anam var bir dur. Babam var bir dur. Seni bağım et atıyla hasne var bir dur. Ya Allah Allah ya yiyemezsin ya yiyemezsin. Ya burada soruları ben soracağım, gel sen soruyorsun. Ne biçimmiş bu? Sıra sağda gelecek. Sen onların akrabası mısın? Hayır. Ya ne suçum? Nasıl bekliyordun onlara? Kiracılarıyım. Kira verilecek yerleri olduğuna göre yerlerin büyük demek. Büyük. Uy, demek büyük. Hangi semtte dur? Koca Mustafa Paşa'da. Yani ne yöresinde apartman var mı? İki yanında da. İmar durumu nasıl? Peki mi? Yani o sokaktaki apartmanlar kaçar katlı? Ev caddede sayılır. Sıkkı Bey neler söylüyor? Caddede 8-10 kadar ruhsat vardı. Seni Allah mı gönderdi bana? Dur seni bir öpeyim, şimdi çoğunmuş ay. Hüzur aleyhisselam. Hüzur, dur bir daha bir. Öpmüyor, yalıyor. Yalıyor, bir saldırıyor. Öyle gelmiş boğa gibi, ne saldırıyorsun öyle? Ne var bu kadar sevilecekken? Piyangonun büyük ikramiyesini çıkardım bana. Bir ev ki yerine 10 katlı apartman dikilebilir. Bu ne demek dur, bilir misin bugünkü günde? Senin o evin ne manaya geldiğini anladın mı şimdi? Ya. Meraklıya bak. Kendine bir kulaklık alsana. Niye o işi elimle yapıyorum? Onları dinlediğimizi sanıyor. Elin adamını ne dinleyeceğim canım? Ya oturduğun yerde böyle gamet yapıyorsun. Adam için anlamsız. He? Ya gel uzatma bunlar babalı dememiş midir? Uğraşma ne bize gerek boş ver. Bak kardeşim. Bu kız evvelallah sonra senin sayende bölümlü. 30'u bitirirdim. 6 senedir İstanbul'da sabah 8, akşam 8 mala sallıyorum. Adam dedi... Ali. Ama yeşil ışık yandı. Köşeye döneceğim. Her işimi sen sor. Ne sorayım? Elçi değil misin? Sor işte. Sen çok sordun, gerek kalmadı. Ha bu lafı biraz küçüklüdür. Ne bozdun yüzün? Kız alırken mahallenin mülkünü kim düşünmedi ki? Ya sorma dur. Nasıl bir şeydir? Güzel midir? Nelerden hoşlanır? Nihayet aklımda gelebildik. Bunu tam zamanında sordun. Kör topal bir şey değildir ya. Bozları yoktur. O kadar da bize yeter. Zaten çirkin güzel adı bir karanlıkta tadı bir. Bunlar karşısında. Sen neresinde oturuyorsun sen? Altta müstakil bir adam var. Sen beçeriydin değil mi? Evet. Niye evlenmedin o kızdan? Tankıl tankıl ama bak ne güzel soru sordum. Daha evliliği düşünmüyorum. Sen şunun adresini yazdır bana bakayım. Ya olur mu öyle şey? Boş versene. Nasıl olacak peki? Hiç görüşmeden mi evlendireceğim onunla? Yerine yurduna, anasına, danasına bakmayacak mıydın? Ya kardeşim ben burada konuştuklarımızı gidip onlara anlatacağım. Onlar da uygun bulurlarsa sana mektup yazacaklar. Bak hadi şunu. Sen nece diyorsun? Ben de Karadeniz'de. Hemşehri sayılıyım. Görüşsün, boyut olsun. Tamam. Ağzı burnu, kaşın gözü yerine koy. Sağlık desen. Gelin maşallah. Sözü sohbeti dinlenir, sevilir ve sayılır bir adamım. Ha şunlara gecik olur. Yürü de konuşalım. Birbirle beraber köyden gelenlerin her birinin bir yolunu bulup günlük yükünü tuttu. Bacanakların hepsi bey diye çağrılıyor. Evli misin sen? Uy ağzından kaçtı. Demek doğru he. Neler diyorlar duyamıyorum. Ben de duyamıyorum. Duyduklarımız yeter zaten. Hadi kalk yine. Ne durdun? Ne şaşırdın? Hoca ne değil? Dörde kadar yolumuz var diye. Abi yaşa kadar bekar mı yaşayacağım? Evliysen nasıl olacak peki? Ötekisi iman nikahıyladır Mehmetçe'de. Dayımın küsüdür. Çocuk yaslar rızamızı almadan evlendirdiler bizi. Ben sana bunları söylemedim. Sen de hiç bilmiyorsun bunları. Hiç bilmiyorum. Tamam.
Ha şimdi buna belediye nikahı kıyacağız tabii. Bu işi başardık da evin yerine apartmanı diktik bir. Senin de dairen, senin dairen hazır. Daire kiralayacak güçler de bende. Ne kirası? Ha bu dünyada her şey karşılıklı. Bugün sen benim yanımdan tut, yarın da ben senin, daire benden sana gireyim. Senin üstünde aydan varsa bağışlamak gibi bir şey. Bağına mı yüzün? Değiştir bu kafayı. Bak malda mülkte gözü olmayan, maddiyatı düşünmeyen bir adam olduğunu görüyorsun. İyi olur Pedro'cuğum, gözüme kurban olayım. İşin haberi bırakma, tuttuğumu kopar durun. Şimdi son sözlerim bunlar mı? Bunlar ne söz sözü? İpe mi çiğniyorum? Ha bu da başlangıç. Gel ayıp olmasın. 500 bin 500 bin farz oldu. Şurada bir tül koncayısı alayım da getir takdim et koncayımı. Şöyle nazik nazik kibar kibar. Para karganın ağzında değil peynir gibi, aslanın ağzında demir leblebi. Bizim meslekte hele metazori, dilkiden kurnaz olacaksın. Birinci zagon demirbaşlarla uğraşmamak. İkincisi dünya güzelini araklasan tutulmayacaksın. Bağlı olaraktan merhamete er yok yürekte, hemen komançoya bakacaksın. Sarmayı hızla devredecek, çirodan kazanacaksın. İnceliklerine gelince işin, her türlü piyasayı izleyeceksin. İcabında genel kültürün olacak. Başta piyazcılığı, kıyakçılığı iyi bileceksin. Çehre zürdüne, ey güzeller sultanı diyebileceksin. Fetka ister bütün bunlar, bizim de döktüğümüz alın teri. Bizimki de ticaret, çapımız küçük de olsa. Önü sonu pazarlamacıyız işte. Önü sonu pazarlamacıyız işte. Holdingimiz, bankerliğimiz, bankamız olmasa da yok birbirimizden farkımız. İş adamıyız biz de. Ben Deniz Refik Mayısoğlu'nu canlandırıyorum. Atadan pastırmacısın soyumuz. Ama ben mesleği değiştirdim. Yeni mesleğim profesyonel kocalık. Sayısını bilmiyorum evliliklerimin. Hanımefendiler kulaklarını tıkasınlar. O var demelere sözüm. Öteki türlü kaçamaklardan çok daha ucuza geliyorum öylesi. Hem tadı da tat. Yalnızca balayını yaşıyorsun. Gerisi kesik. Nasıl mı oluyor? E orası da meslek sırrı değil mi? Şimdi yeni bir evliliğe hazırlanıyorum. Onun için buradayım. İsmindeki çekiciliğe bir bakın. Gonca Gül. Bal alınacak çiçek. Altı yılı çıkmaz sokak. Bu galiba. E tarife de uygun. Gonca Gül Hanım. Ben Refik Mayısoğlu. Hoş geldiniz hanımefendi. Nasılsınız? Yüzünüz öyle kederli durmasın. Gözlerinizi bana kaldırın. Bu kadar sıkıntıdan olabileceğinizi hiç düşünmemiştim. Anneniz hanımefendi nasıllar? İnsanlar konuşa konuşa denilmiştir canım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün işte sallamaş olacak. Lütfen elinizi uzatır mısınız? Ay. Neniz var? Ayaklarım başım düşeceğim galiba. Koluma gelin size destek olayım. Hayır olmaz. Ben geleyim. Hayır olmaz. Bir yerim açılırım belki. Şimdi nasıl? Daha iyi. Oteli bakın oraya geçelim. Hayır olmaz. Şuralarda bir park kanepesi yok mu? Zaten orada kalıyorum. Ben izin verin. Orada sizi gönlümce ağırlayayım. Olmaz. Anlamsız kaçmıyorum şimdi bu. Hayır kaçmıyorum. Kaldığınız odaya gelebileceğimi nasıl düşünürsünüz? Ah aklınızdan da neler geçiyor. Yok bir de herkesi birlikte oturup konuşacağız. Hayır olmaz. Ne kadar hayırsever bir insansın. Yok bir de herkesi oturup nasıl konuşur? Gören duyan ne der sonra? Fena bir köşeyi seçeriz siz yeter ki üzülmeyin. Kıyafetim uygun mudur oraya? Peki tabii. Tam bir hanımefendi gibi alımlı ve ağırbaşlı bir giyiminiz var. Elbise topuklara alışık değilim sizin için giydim. Yürüyüşünüz çok afili, edalı yani. Şaşırtmayın beni ne olur. Bütün dikkatim ayaklarımda. İşte geldik. Siz şöyle buyurun oturun. Ben resepsiyona beni arayan var mı diye bir sorayım. Oğlum al şunu. Ben otelinizde kalıyorum. Adım Refik Mayısoğlu. Durumu idare et. Anlaşıldı Sayın Mayısoğlu. Ne demişsiniz? Böyle yerlerde bunu basacaksın. Nasıl? Güzel. Hanımefendi hoş gelmişler. Bugün otelimizin en sahipler müşterisinin hizmet ettiği sırası bende. Refik Bey ne emrederler? Ne içelim? Su. Heyecanlar aldım burada zaten.
Ben bir aparatif düşünmüştüm ama o zaman çay içerim. Çay. Su yerine gazoz olsun. Hanımefendi gazozu yeniyor, ben de orta bir kahve içeceğim. Sigara? Hayır, içmem. Onun için ilaç bulup sonra şey yapıyorlarmış. Şişli işte. Ne kadar kullanır? Benim işim ne kadar da zor. Hayatım kim aklına gelirdi ki? Bir şey söylüyordunuz. Sizinki yarım kaldı. Lütfen devam edin. Hayatımda ilk defa bir erkekle böyle şey baş başa oturuyorum da. Bu benim talihim. Teşekkür ederim. Hanımefendi, gazozu nasıl? Bardak kilit mi bilinç? Ben şişeden içmeye alışım, hiç olmasın size. Şişe kalsın, kamış getirin bari. Mektubunuzda işinizi yapmamışsınız. Bunu sonra soracaktım. Şimdi sormuş oldunuz işte. Kayseri'de dişçiyim. Almanya'ya bir koltuk sipariş ettim de onu alıp götürmek için buradayım. Hanımefendi, kamışınız. Affedersiniz. Siz çok tavsiyelisiniz kendisi. Aa, üzerinde durduğunuz şeye bakın. Sizce bir önemi yok mu bunun? Mektepte bu dolası değiliz. Ay, içimi rahatlattınız. Hem biliyor musunuz biz pek varlıklı da sayılmayız. Ne önemi var? Hem soyluluk parayla olmaz zaten. Mutluluk da. Pek tabii. İstanbul'da doğup büyümüş bir hanımefendinin görgüsü, bilgisi, soyluluğu benim için en büyük zenginliktir, en büyük mutluluktur. Peki şimdi şey olursa, evet. Yani öyle olursa, evet. Nasıl olacak? Ne nasıl olacak? Yani evlendikten Kayseri'ye mi geleceğim? İnşallah. İşte onun çetrefilli annemi tanımaz. Beni hayatta uzaklara göndermez. Siz en iyisi oradan biriyle evlenin. Yo, söyledik ya. Görgü soysok burada. Şimdi şu sizdeki inceliği, duruşu, oturuşu, yediğini, içtiğini yakıştırmayı bir taşralı da bulabileceğimi sanıyorsunuz? Hem size yürekten bir yakınlık duydum. Ay, yapmayın böyle herkesin ortasında. Herkesten bize de canım. Böyle şeyler dünyada olmaz. Böyle şeyler öteki dünyada da olmaz ki. Umarım benim iki haftan sonra da böyle üzmezsiniz. Merak etmeyin. Arkadaşlarım çok seksapeli olduğumu söylerler. Ay neyse. Çok yoldum. Sorularıma geçiyorum. Ne sorusu? Aman ahiret sorusu falan olmasın. Değil. Bir, daha önce hiç evlendiniz mi? Hayır. Yani dul değilsiniz. Hiç evlenmedim. Bana yalan söylemezsiniz değil mi? Bizde mantar yoktur. Yani iki yüzlülük yalan dolan en nefret edilen şeyler. Neyse, nerede kalmıştık? Bir, daha önce hiç evlendiniz mi? Söyledim ya. Biliyorum. İki, aylık kazancınız ne kadar? Ayda 300-400 götürüyoruz. Milyon mu? Milyar değil herhalde. Üç, gece hayatınız var mı? Röportaj yapıyormuş gibi böyle. Neyse, bekar bir erkek arada bir eğlenir değil mi? Ama evli erkekler asla böyle şeyler yapamaz. Çünkü onların mutlu, huzur dolu yuvaları güzel mini mini çocukları. Geceleri renklendiren, yataklarını ısıtan eşleri vardır. Evliliği ne güzel anlattınız. Gerçekten böyledir değil mi? Tabii, bit tabii. Yoksa insanlar evlenir miydi? Ama bazıları da ayrılıyor. Beş var mı? Beşi bir mi? Arada birkaç sal ol. Akılsız şimdi. Neyse, nerede kalmıştık? Ayak kazancı 400 milyon, karısı yatağınızı, yani gece hayatı yok. 4. İçkiyi sever misiniz? Söyledim ya, bizde yalan yok. Arada bir içerim. İçkiyi sevmiyor. 5. Kumarbaz mısınız? Nefret ederim. Nefret ediyorum. Ediyorum çünkü yuva yıkar, ocak söndürür. Tek kötü alışkanlığım sigara almışım. Bitti. Benim soru sormama zaten lüzum yok. Sizi görür görmez bütün sorular karşılıklarını buldu. Eğer kararlıysanız annemle görüşmeniz lazım. Son söz onun. Onunla tanışmaktan sevinç diyorum. Yalnız şartlarım Yıldırım nikahını gerektiriyor. Bizim koltuk Almanya'dan gelinceye kadar biz burada işi bitirmiş olmalıyız. Balayına gelince eviniz varken otele para vermeyelim. Onunla size güzel bir takı alırız. Koltuğu da buradan gönderdik mi, Güney'den sahilden balayını yapar, Kayseri'ye geçeriz. Ne dersiniz? Bunları konuşmak için erken değil mi daha? Belki erken ama açıklık, dürüstlük ülkelerim olduğu için düşüncelerimi şimdiden söylüyorum. Annenizi görmeye ne zaman geliyorum? Sizin için de mi? Uygunsa yarın buyurun. Olur. Saatten çabuk geçmiş. Kalkalım, annem merak eder. Hem de o da başkasını görmeye gidecek. Efendim? Yani ilk komşuyu diyecektim. Bir dakika, hesap ödeyelim. Garson, gel burada.
Sen miydin? Ne basıyorsun zile? Bilmiyor musun her seferde nasip edilir diye yüreğim ağzıma geliyor. Ne sanmıştın her şey? Geçerdin ya. Geçerdin. Nasıldı? Tam bir erkek. Tadına mı baktın? Beni Kayseri'ye gönderirsin değil mi? O da nereden çıktı? Refik Bey Kayseri'yim. Şimdi işçi biliyor musun? Oho! Bizim kız bir görüşüne teslim bayrağını çekmiş bile. Ya artık kendi başına mı karar veriyorsun? Hayır, son karar senin. Yarın Engin Öpmeye gelecek. Sen o Müfit Bey'e gitmesen mi olur? Hem karar benim, hem Müfit Bey'e gitmeseymiş. Olur mu öyle şey? Adama randevu verdik, ayıp. Üstelik hazırlanmış giyinmişim. Bir de şaşkın şaşkın sormuyorlar mı neden diye. Nahide genç yaşta bir yanlışlık yaptı. Kendi gibi küçük bir memurla evlendi. İki çocukları oldu daha 22'sindeyken. Yoktu kocasının rüşveti avantası. Kaçtı ağızlarının tadı. Arttı her gün hırgür dırdır. Yokluk gönül soğutur. Bir akşam vakti Nahide, biraz rahat, biraz da erken gideyim diye. Bir atacalı değişiklik istediğinden çıktı kurallarının dışına. Bindi önünde duran özel otomobile. O akşam evine 2 saat geç vardı. Çaldı, 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 kapı duvardı. Nahide'den başkasına ne yazardı? Bir de şaşkın şaşkın sormuyorlardı. Nereden çoğalıyor düşkün kadınlar diye. Sanki tarlası belli değil. Düşenler gökten hediye. Bir de şaşkın şaşkın sormuyorlardı. Nereden çoğalıyor düşkün kadınlar diye. Sanki tarlası belli değil. Düşenler gökten hediye. Aşan rolündeyim oyunda. Yaşım 25. Annem acı. Dünyalarımız ayrı. Baktım ki bir arada olamayacağız. Kendimi evliliğe attım. Hayat bu. Herkes bir yol seçmek zorunda. Şimdi ayrılıyorum. Yenisini alacağımdan eskisini bilmiyordum. Selam. Ne o kapanıp hocamız açıp? Ben yeni girdim de. Hoş geldin. Bu ne sıcak karşılama. Hocalarından alışmış boynuna sarılmamız bekliyor. Ne o kız böyle iki dirhem çekmeden nereden geliyorsun? Sen nereden beni görmeye gitmişsin de. Nasıldı? Bilmem ki. Sen de birlikteydin galiba. Nasıl? Yok hayır ben şimdi başkasına gideceğim. Elini çok tut kızım. Bak ben dördüncünden de boşanıyorum. Aa! Gazeteden geliyorum. Yenisi için mektupları almaya gittim. Ayşe kızım bu yaptın. İnsaf Hanım teyze adım hala yalnız. Sonuna ne ekledim? Ayşen oldu. Hani bu kocan için varlıklı diyordun, iyi diyordun. Görgü olmayınca varlık nedir ki? Bilek gücüyle çevirmiş Seyrantepe toprağını. Parsellemiş, satmış. Üstüne de dükkanları, konduları yapmış, kiraya vermiş. Kendini adam sanıyor Allah'ın dayısı. Ben Seyrantepe toprağı mıyım? Alnımda kapatma yazıyor mu? Ne yapıyor? Evin nevalesinden mi kesiyor? Demek sana bir şey anlatamadım. Ev için her şey var. Daha zorun ne? Bize gelince yok. Komşular toplanıp konken monken elini boyalanıyorlar. Boş insan sıkılır değil mi? Ben nimrendim özendim. Hayır. Kukuma kuşu gibi akşama kadar onu bekleyeceğim. Kuaföre, kozmetiğe de para yok. Kozmetik elbise cinsi mi? Televizyon reklamını sevmiyor musun sen hiç? Allık mallık, süs, boya. Hangi erkek cebinden 1 milyon aldı diye karısını döver. Para taşımıyor artık cebinde. Bozukluk bile. Sordum. Ağırlık yap ödedi Hanzo. Anlayacak ipler koptu. Soğuduk birbirimizden. Boğazından kesip hacca giden kifayetim var. Annen ne diyor bu işe? Ona sorsan her boşanmamda dünyanın sonu geliyor. Dünyanın sonu bir türlü gelmez ya. Koca delisi. Kızım senin bu yaptığın ben ne yap- yapsam göze batar zaten. Fakirin şansı dinlenmek, damdüdük edinmek. Zengin kısmının kırdığı cevizleri kimsenin gördüğü yok. Onlar zemzemle yıkanmış sanki. Sanın daha ne diyorsun? Daha birinin nikahındayken öbürünü arıyorsun. Kendimi sağlam kaza bağladım. Ver bakayım şu mektuplarını. Bazı manyaklar işlerini küçükler her ilana yazarlar. Onlar için boşa vakit harcamayalım. Bu manton yeni mi? Ne zaman yaptırdın? Neyiniz canım 20 senelik. Artık eski sandıkları karıştırıyoruz. Ay boşver modaya uygun. Ben görüşmeye gideceğini yerde olsam sana talip çıkardım. Saçma saçma konuşup ağzımı bastırma. Senin mektupların kaç tane? İşim yoksa sayacak mıydım? Parasını sayarak ödemedin mi? Ne parası? Oradaki adam ahbap oldu biz artık. Sen de her şeyin bir kolayını buluyorsun vallahi. Bu vay alçak, vay namussuz vay. Şansa bak daha ilk mektupta karşıma çıktı. Ne oldu kız? Suçüstü yaptım ilk koca. Refik Bey, olamaz. Kenan, bu yazı onun. Yazı yazıya benzer. Onun için tanıdım zaten. Refik Bey çok dürüst soylu bir insan. Bir tanısan. Sen tanıdın mı? Evet, üstelik hiç evlenmemiş. Eyvah kız yoksa. Ne yoksası? Ay şüphel işi becerir o. Başına bir iş gelmiş olmasın? Ortalığı ben deneyemem mi? Hem nereden emin oluyorsun? Bakalım gerçekten o mudur? Sözleri aynı.
Beni Nevşehir'i bir iş adamı kılığına bürünerek kandırmıştı. İsviçre'den uzman bekliyordu. Göremedi ya otel yaptıracaktı. Bunların yağlı olabileceğini düşünememiştim bile. Bu Kayseri'li bir dişçi. Hayır canım fişçi. Uzun boylu, 35 yaşlarında. Yakışıklı biri değil mi? Evet, kumral sesi de çok etkileyici. İlk kocam olabilir diyeyim, gene açık kapı kalsın. Biliyorsunuz, Yıldırım Dikar'la evlendiğimiz için ev açamamıştık. İnsaf teyzeciğim, bize bir iki dakika izin versene. Ne yapayım? Ay dışarı çık ne olur, bir ikili konuşalım. Benden gizli nedir ki? Bir dakika, ne olur. Beni iyi dinle. Bunları annenin yanında söyleyemezdim. Balaymış kas götürdü biliyor musun? 10 gün. 11. günü sabahında o yoktu. Motor atımı yanında başka bir erkek yatıyordu. Anlamadım. Ay anlasan şaşardım zaten. Seyahat için 10 gün. Yedik, içtik, eğlendik. Çok mutluydum. Hiçbir şeyin farkında değildim. Ne olduysa o içkili gecenin sabahında oldu. Yanında yatanı tanımıyordum. Bağıracak gibi oldum. Tabakta şakama dayayıp paranı ödeyerek yanına girdim dedi. Satılmıştım. Olmaz. Oldu işte. Güney Batakan'a yakındaki şeyler duydun mu hiç? Duymadım. Batakan'a ne demek bilirsin ama. Sen bana sonrası kurtulduğumu. Bu anlattığın insan Refik Bey olamaz. İnan abla böyle bir şey yapmaz. Sen artık milletin ne mal olduğunu bilmiyorsun kızım. Yanılıyorsun. Hiç öyle biri olsa eve davet eder miydim onu? Buraya mı gelecek? Evet, yarın annemin elini öpmeye gidecek. Sonunda yakaladım seni işte. Yanılıyorsun. Seninki aşk, benimki intikam. Yarın her şey anlaşılacak. Uzun ettiniz. Her neyse ben de bileyim bakayım. Annem hatta etmiş size bu aklı vermekte. Nereden bizim kızım okudu her mektup sahibine aşık olacak. Ben kimseye aşık değilim. Her neyse mektuplarınız çok. Evde okuyayım, yarın gelirken getiririm. Hadi çap. Ne konuştunuz kız? Hiç. Bana bak, bu kızın gidişini hiç beğenmiyorum. Sana yanlış hatırlar vermiş olmasın? Dikkatli ol. Vakit geldi. Ben bir fikreye gidiyorum. Ay, içimde bir pırpırlı ki. 10 dakika sonra Sultanahmet'te Allah Çeşmesi'nin orada buluşalım mı? Nikah dediğin nedir? İki şahit, 4 imza. Soru işin sonrası. Yürekten bağlanarak iki ayrı kişinin tek tek de var olarak eritmek bir potada, eritmek bir potada. Nikah böyle anlamlı, evlilik böyle güzel. Bir tabii becerebilene olur ha belki çıkar. Yoksa ne halleder ki bir törenle 4 imza? Hepsi geride kalan, hepsi geride kalan. Asıl olan soldurmadan günlerin, bir ömürlük alemi diri tutmak gönülde. Omuz omza yaşarken nikah böyle anlamlı, evlilik böyle güzel. Bir tabi becerebilene umura belki çıkar. Müfit Mürted'in taklidini getiriyorum bu sorusu. Doğru mu eğitim, yanlış mı? Hala karar verebilmiş değilim. Annem rahmetli hayatta olsaydı ah o yol gösterirdi bana. Nereden geçti elim o gazete? Şimdi hep pişmanım yazdım, hep de sevinmiyorum. Aslında iyi ki yazmışım, öbürünü tek başıma mı geçirecektim? Yaşı bana göre biraz küçük. Kendini topla Müfit, nelerini gördün sen? Önüne binlerce insan geldi, onları düşündü halinden utan. Erken mi geldim, saatim mi yanlış? Nikah defterini imza atarken evler neden titrer şimdi daha iyi anlıyorum. Bir yok unuttu. Şurada biri mi var? Yok, bu heykel. Daha ne dedik ediyor işte. Herhalde. Çeşme içerisinde de bunu güzel gördüm. Büyüklerimizden biri ama kim? Aa, heykel ortladı. Yok, bu bas bayağı bir insan. O mu yoksa? Hayır, o galiba. Oysa daha genç olmalıydı. Daha genç biri olmayacak mıydı? Bu da pek yaşlı sayılmaz ki. Pek yaşlı değil canım. Olgun bir erkek. Heyecandan doğru düzgün göremiyorum ama endamı güzel. Boyu posu yerinde. Artist gibi de giyinmiş. Görünüşü, bakışı, duruşu diri. Güzel bir kadın. Ah ah. Görünüşü, bakışı, duruşu diri. Tam bir erkek. Ah ah. Ah rahmetli Ruhi Bey ah. Kendine gel. Ayıp. Kendine gel insan ayıp. Ya başkasıysa? Ay, başkası olsa daha mı iyi olurdu acaba? Çıldırmışsın sen insan. İçindeki şeytan ayaklandı.
Heyecandan yüreğim ağzıma gelecek. Nedir bu içindeki pırpırlanma? Gülkünü açmışken ne oluyor sana insan? Müfit müfit hiç bu kadar tutuk olmamıştı. Efsan, kız evlendireyim derken sen mi tutuk oluyorsun? Daha fazla dayanamayacağım artık. Gonca Gül Hanım! Ayıp becerip bir hayat kadını rolü oynasam niyetine güzel anlaşılacak. Neyse susayım bakayım ne yapacak. Eğer Gonca Gül Hanım değilseniz değilim deyin lütfen. Ay hem Gonca Gül'üm hem değilim. Sen seni tutulmuş gibiyim. Biri tut gibi silkeliyor beni. Aman Allah'ım sağır, sağır mı yoksa? Sağırsanız sağırın deyin lütfen. Şaşkın bir de sağırsa senin o suyukta karşılık verecek. Ama değilse bir şeyler söylemesi gerekiyordu. Yok canım bu o değil. Anlamlı bir öksürük o galiba. Karşılık vereyim. Nasıl olur şaşırtmayın beni. Kusura bakmayın. Talipleri çok olduğundan böyle başkalarıyla görüşmeyi ben geliyorum. Yazık annesi olduğunu söylüyordu. Ne o? Beğenemediniz mi? Bir kusurumuz mu var? Hayır efendim beğendiniz bir şey. Demek istiyorum ki ben Gonca Gül için eş adayı olmamalıyım. Neden şimdi bu? Bir şeyden efendim böyle sizi görür görmez şey oldu. Sonra annesi olduğunuzu öğrenecek. Demek istiyorum ki zaten tereddütlerim vardı. Madem ki talipleri çok benim aradan çekilmem daha uygun düşer. Ama nasıl olur? Mektuplaşıldı. Burada randevu kararı verildi. Hem ben onca yılı sizin için tepip geldim. Adama sormazlar mı? Almayacaksın, satmayacaksın, pazarda işin ne? Kaba mı konuştum? Size karşı bahsettim. Bir anlık yanımı değişti. Gonca gürümüzünü duyunca dayanılmaz bir arzu duydum yazmak için kendimi tutamadım. Ama şimdi sizi görünce anlıyorum ki ben ona göre biraz yaşlıyım. Bizim için yaş o kadar mühim değil. Yeter ki şey olsun. Herhalde şeysindir sen. Ne? Yani gücün kuvveti şeydir işte. Şeydir efendim anlayamadım. Şeydir efendim nasıl anlatayım? Ha şey, evet şey. Ama onu da bilmez ki başka şeyler de var. Sağlık, güzelliği bir de ayıptır söylemesi basur. Allah seversen. Herkese benzeri şeyler. Hayırsız herhalde başka. Bu yaşa kadar neden evlenmedin? Ben anne titiz bir kadındı. Kimseye beğenip yakıştıramadı bana. Bu gibi konular da titizlik fazla iyi değil. Çok seçen seçintiye kalır sonra. Mektubunuzda memurum demişsin ama ne memur olduğunu belirtmemişsin. Nikah memuruyum. Demin nikah memuruyum. Evet, insanları evlendiriyorum. Hayvanlar evlenmiyor zaten. İşe bak, sen bekarsın, insanları evlendiriyorsun. Nasıl oldu bu? Efendim aslında önceleri çalışmıyordum. Sonra boş durmayayım diye belediyeye girdim. Uzun zaman fen işleri devran beyin memurluğu yaptım. Bir gün rahmetli annem elimden tutarak beni o zamanki başkana çıkardı ve kendini tanıttı. Dedi ki, ben Cumhuriyet Ankara'sının en göz öğretmenlerinden biriydim. Oğluma kişiliğine uygun kendini gösterebileceği bir iş verir dedi. Başkan da beni nikah memuru yaptı. O yüzden mi bu pantolonu takıyorsun? Çocukluğumdan beri takarım. Annem giyim insan ruhunun aynasıdır derdi. Gülsün. Kızımın adı Gülsün'dür. 40 yıl düşünsen bir nikah memurunun isteyeceği aklıma gelmez. Gördünüz mü durumum sizi de şaşırtıyor işte. Kaçamak yol arama efendim. Sen buraya gelirken bir karar vermemiş miydin? Mektup yazmaya karar vermiştim. O mektubun içinde evlenme kararın yok muydu? O karar değil, düşünceydi. O düşünceyle yazmamış mıydın? Buraya da kalkıp gelmişsin değil mi Müfit Bey? Efendim aslında önceleri geleyim mi gelmeyeyim mi diye tereddütler içinde yürüdüm. Sonra tereddütler içinde baktım ki gelmişim. Sonra tereddütler içinde beni gördüm. Evet. Konuşayım mı konuşmayayım mı diye tereddüt ettim. Çok doğru. Bir anda konuştuklarımızda evlenme kararını tereddüt etmiş. Bu da doğru. Anladım. Sen aşırı mütereddütlüsün. Ama ben kararlıyım. Eskiden memur kızı ve memur karısı olarak her şeyi titizlenirdim. Hayat silkeledi beni. Şimdi senin gibi gülek olsa incinir cevahir kuşu değilim. Nezaketi bıraktım. Seninle adam gibi adam niyetine konuşuyorum. Kimin kimsen bari. Yakınlarımın hepsi rahmetli. Nur için de yazsınlar. Bizim kızı bir görmek ister misin? Kesin konuş. Ya evet ya hayır. Evet de. Desin at evet. Yarın bize gelebilir misin? Gelebilirim de. Desin at geliyorsun. Ne yapacağım ben sizde? Kızımla evcilik oynayacaksın. Çok garip bir durum. Ben görünce hep çıkacağım yani. Hep kızdan çıkacak değil ya. Ya beni beğenmese olurum ne olur sonra. Annem derdi ki insan her şeyden önce onuru için yaşamalı. Görünceye çıkıp beğenilmeyen kızların onuru yok mu? Yanlış kalan ben itiraf ediyorum. İnsanımıza sığınıyorum insanımı. Özür mesir anlamam. Ya ben bir ev kuramam. İki kişiyi geçindiremem. İsmail'e yine duruyor. Hazırda bir ev var. Ev açmayı düşün evini. Hadi bakayım. Ne var tereddüt edecek? Alt tarafı bir tanışma. Bak okumuş birisi. Papyon da takıyorsun. Ay. Güzel havada ne diye şemsiye taşıyorsun? Efendim annem yağmurdan korkan şemsiyesinin yanına taşımalı derdi. Annen çok bilgili bir insan. Söyledim ya efendim öğretmendi. Yemek bulaşık, çamaşır temizlik, çocuklar bir ayrı derdi. Kör şafaktan gece yarısına, koşturdur evin içinde.
iğne ipliğe döndüm. Can mı dayanır buna? Bari bir güler yüz görsek akşama. Dayanamayacağım artık, yeter. Sabır kızım, dayan dayan. Dişi kuştur yuvayı yapan. Sabır kızım, dayan dayan. Dişi kuştur yuvayı yapan. Maya bir yuvar para da hep. Çoluk çocuk evde perişan. Her gece kör kütük sarhoş. İçkisi dost. Dayan dayan, dişi kuştur yuvayı yapan. Sabır kızım, dayan dayan, dişi kuştur yuvayı yapan. Her gün dayan birkaç basın, ele güne oldu bu izi. Ev açtım etresine, orada iki geceden beri. Sabır kızım, dayan dayan, dişi kuştur yuvayı yapan. 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 Diye diye dişi kuşun yuvasını yapmışlar. İki kuştur yuvayı yapan. Bu yaşta fazla izleyip mutlar bana nasıl bilir ki? Erkek işte yarın gelecek görürüz. Eve mi daha mı gittin oğlum daha? Nasıl tanışacaktın? Bari yarın çağırmıştı dedik, ben yarın gelecekti. Kızla buyursun, ne olacak? Ya karşılaşırlarsa? Zar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 
erkek gözüyle baksın. Erkek gözü mü var onda? Sıtkı Bey! Sıtkı Bey! Duydum. Yukarı gelin, müşteri geldi. Ay görücü değilim. Geliyorum. Sorun. Hayır, yanlış yere mi geldim acaba? Şakır. Şakır. Hoş geldiniz Müfit Bey. Efendim, özür dilerim, rahatsız ettim. O nasıl söz efendim? Buyursanıza içeri, niye orada duruyorsunuz? Yok, girme kararında değilim. Girme mi kararında mısın? Böyle bir kararım da yok. Yine mütereddütsün yani. Yok, mütereddüt falan değilim efendim. Çok düşündüm. Buyurun, düşündüklerinizi içeride rahat rahat anlatın. Kapıdan söyleyecek iki sözüm, girip iki saat rahatsız etme derdi anne. Buyurun, kimi aradınız, ne aradınız? Resitli
Bey'i arıyordum. Sıtkı Bey'in kapısı yan tarafta. Dikkatim yok abi, seni önce dinliyordum. Belki bu yerde durdurdum. Yok şimdi indi aşağı. Konuştun Gülsün, kimdir? Anne bu o şey vardı ya. O şey dediğin adam gibi sesi var. Adam zaten. Ben o. Sıtkı Bey'le görüşecek bu. Buluşma yeri buraya mı verdi size? Sakıncası yok. Sen buraya da olabilir. Hocam bir lafımdan bir şey yapalım. Evet, hayır ben Gülsün. Memnun oldum. Selamın aleyküm. Allah'ın selamını ver Dutan. Allah'ın selameti üstün olsun. Tanımadığın yerde kapıyı çözsem de bana. Tanınmadığın yerde nasıl karşılanacaktın ki? Ben sizi kıyamet tanıyorum. Gayetten olmasın. Adam Tursun'un inşaat kalfası yürü. İnşaat kalfası mı? Akıl atmaz. Anne bu olsa hani vardı ya hırtında. Olsa mı? Çarşı mıydı aslında? Tanışalım. Nikah memuru Müfit. Bu evde nikah hazırlık mı var yoksa? Sıkı Bey, önünüzde şişeyi almış içiyorsunuz. Hani hiç içmezdiniz, içmemiştiniz. Onlar dili geçmiş, pişki geçmiş. İçiyorum şimdiki zaman. Artık içeceğim, gelecek zaman. Nasıl sarhoş olmayınca? O usta geldi, çatlıp gelin alın. Derhal geliyorum. Evin içinden de gördüm. Ölçtük biçtik eli oldu. Şarkı şu kurt. Ya Dursun Ali usta gelmiş dediler, inanamadım. Nasıl buldun burayı? Senin izini sürerek. Sen Çakursun, ağzında biz gibi kokuyun. Hani en büyüklü caddeye indin? Sokağın başında işte. Sen beni biraz kandırdın. Kız tarafı olduğun için yüksek attın. Ne olur öyle. Ama biz de sözleşmiştik. Benim için iyi konuşacak tut değil mi? Ayıp ettin. Yazma Dilan bana. Tarihlerin peşinde koşturmaktan yazacak zamanları mı kaldı? Yabancı gibi karşılandık, ağrıma ciddi. Ayıp oluyorum, senin için gelmiş. Aslında işim oraya değil. Hemen şu dilce her çalıştığı yüreğine iniyor. Ne olduğunu bilmezmiş gibi. Bari aklıma rahat bırakmasın bize. Acaba yanlış mı geldin? Refik Mayısoğlu mu? Ben Deniz'im efendim. Valide Hanım'la mı teşerrüf ediyorum? Evet benim. Buyursunlar. Tam bir beyefendi işte. Ne zahmet ettiniz. Gördün mü olan için çiçekleri koyacak bir bozumuz biliyor. Randevumuz bugün miydi? Burası biraz kalabalık çana da. Ya öyle. Hoşçakalın Mayısoğlu. Merhabalar. Böyle ailece candan bir karşılama beklemiyordum. Hem zor atım. Anlayamadım. Ne anlayacaksınız canım? Deli saçması. Sıtkı Bey'i görmeye gelmiş. Misafirlikte kalkma zamanını bilmeli derdi annem. Yedim annem. Ben size elini sıkmadım galiba. Sıtkı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıtkı Bey kiracım. Müfit Mürtet. Memnun oldum. Bir sıkış dur. Sıkı bir yapmışsın. Mahalleden bir dolu. Şöyle bir uğramış. Öyle değil. Ya evet öyle. Hava daha mı ağır bugün insanı bunaltıyor. Mahalleden ama kelebek çıkmaz mı? Yok abi açmayın efendim sorun şu durum ben. Hüseyin Sultan Sokağı, Genç Osman Sokağı, 4. Murat Paşa çıkması, Deli İbrahim yokmuşu. Ya şuraya bak. Mahalle değil, devletten usul yapamadım. Büyük Reşit Paşa Caddesi, Hadi Müsret, Hadi Müsret Paşa Sokağı, Kuyucu Murat Paşa çıkması, Gidi Zeki Hasan Paşa yokuşu. Efendim yanlış söylemişim. Mahalle değil, Mufasıl Osmanlı tarihi. Osmanlı Müsret Paşa Sokağı. Şimdi numara 12'yi bulacağız. 12. İşte burası. Zırt! Akşamlar hayır olsun efendim. Çiçekleri yüzünden çekince kim olduğunu sanırım. İnsana böyle bir zaman işte. Adresinizi nereden buldun? Efendim kömür kalemizi o engamede bizi düşürmüştür. Kömür işleri zor malum. Karne çıkan bak derdine düşmeyesiniz de devlet anı yarayı buldum. Bir durum mu var? Kapıdan uzatmış bir burun var. Burunlarınız varmış. Rahatsız etmeyin. Buyurun efendim. Bu da sizin. Ben uygun bir zamanda tekrar rahatsız ederim. Sen niye geleceksin? Görüşmek istediğim bir husus vardı da. Buyur gelmişken söyle. Böyle kapı ağzında şey biraz özel bir konuda. Beyler yabancı değil. Müfit Bey, Refik Bey, Sıtkı Bey de kiracımdır. Buyurun. Gir be baba gir, yabancı yok korkma. Teleşim kargası da geldi, işte rahatsızlıkla Efendim madem ki yabancı yok, açık konuşacağım. Düşündüm, taşındım, karar değiştirdim. Ailece sadakatlı insanlarsınız.
Girizgah iyi. Ne buyurdunuz? Doğru diyorum, bulunmaz insanlardır. Evet, esasen ilk kararım yanlıştı. Bu olaydan sonra doktorumla görüştüm. Heyecan yasak, yorgunluk yasak. İyi bir bakıma ihtiyacım var dedi. Bu öyle hizmetçi olacak iş değil dedi. Ben de düşündüm ki, madem ki beyefendiler yabancı değiller, görüşme artık resmet kalansın. Sözü nereye getireceksin? Şeye efendim, şeye. Desteği izmacı Salih gibi efendim. Hayıkta pirincin taşını şimdi. Bey baba, Azrail orada şey. Beni de evlenir misiniz? Ah! Ah! Umarta konuşulacak kaldım da şimdi. Beyefendiler yabancı değil demiştiniz. Sanmasam sinirimden yerin dibine gireceğim. Delirdin mi sen? Önce kızıma tırtıramayınca şimdi bana öyle mi? Ne? Habut ya koca göre de mi yaşıyorlar? Ötesinden bir iş var mı efendim? Hayatında kimse evimden kalmadı. Kendiliğinden çıktı. Sakin olun Mahalle Hanım. Hanımefendi sinirlendirmeyin lütfen. Efendim burada kızacak ne var? İkimizin de beyefendine. Hayırlı bir iş. Pazara şu teyit baba bak anlasana. Korkutmayın anne, ne olur yine sarısı tutar. Sarısı da var. Herkes gerçekleri gözüne kapamış burada. Bunlar çılgın hale. Çılgın bunlar. Ne diyecek ya? Sabahleyin okumuştun ya, kestane karası fırtınası, yaprak dökümü başladı bile. İhtiyaç nedir hasta bakıcı arayayım. Evlilik işe külü. Yalanca kalbimize gülüyorsun. İlahi dursunlar usta, demek evlilik kılı var. Evet, yok yok. Ama ustayla odanda konuşun. Buradaki curcuma da bitsin. Elinde kaldı şu çiçekler, kalkmaza yok. Sürahi. Gel de sürat üstüne, gel sen benim odamda biraz istirahat et gel. İstirahat zamanı mıdır şimdi? Evlenci değil mi ne? Ev yok ki zaten. Ne diyorsun? Ev yok. Gazetede yazan ne an mıydı? Anacız burada kiracılar. Ula şiştim burada Tursun Ali su kapağı gibi. İlk seferinde evce gel diye konuşmuşuzum. Böyle olacağını evvel yatırdan söyleyecektim bana. Çiğnetmeyecektin gururumuzu. Bu ne iş dur? Herkesin hesabı başka. Herkes bir şeyler peşinde. Unutma sen de evlisin. Bana bak, sen benim anlık başında koşan bir züğürtsen mi ha? Ne senden de iki tane arsam var. Her biri milyarlar eder. Hadi dedim abi kan ayaklılara. Eşeklik bende kalsın. Gidiyor musun? Durun da ne yapayım? Sizin davanız bitmedi mi daha? Bitti, Dursun Ali Usta gidiyor. Bizim davamız sizin davanız idi. Size bir iyilik edeyim diye gelmişim. Hemen uzun yerine inşaat teklif edecektim. Meğer kiracıyım. Vakitsiz gelmiş. Biz halimizden memnunuz. Bir aksaatımız olmadı diye biz adam unutmayız ha. Bir sikletimiz olursa Sıtkı abimle haber yollayın bana. Allah'a emanet olun. Sağ ol evladım, güle güle. Hayırlı olsun Mayıs oğlu. Sağ olun. Güle olun efendim evladım. Ne kadar akıllı gitti böyle. Onun derdi evlenmekti. Olmayınca ne yapsın? Neyse, nihayet ferahladık. Evimiz biraz küçük ama bugüne kadar idare ediyorduk. Bir apartman kadına çıkmayı düşündüm ama gözüm gidecek. Hayırlısıyla o evlendikten sonra burası bana yeterdi, artardı. Satıp yeni bir yer alabilirsiniz. Nasıl desem, hatıralarım var bu evde. Sadakatsizlik olur rahmetliye. Burayı olduğu gibi muhafaza ederiz. Neyse bunlar zamanla olacak şeyler. Benim ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Rahmetliye sadakatsizlik dediniz. Ah siz kadınlar vefalısınız. Ya biz erkekler? Biz benciliz. Mesela ben kızınızı sizden koparıp uzaklara götürmek niyetindeyim. Nasipse götürürsün. Bir anne olarak uzak yakın demem, kızımın mutluluğundan başka hiçbir şey düşünemem. Eğer sen de onu mutlu edeceksen, başımın üstünde yerim var demektir. Gün görmüş bir İstanbul hanımefendisiyle konuşmak insana nasıl da huzur veriyor? Bu ev çok huzurlu bir evdir efendim. Ya evet öyle. Demek siz insanları evlendiriyorsunuz ha, çok güzel. Demek istiyorum ki evlenmek efendim. Siz bu arada mesleğiniz ne? Siz bekar mısınız? Şimdilik sıramı bekliyorum. Neyle daha önceden tanışıyor muydunuz? Vesile olmamıştı, ilk defa tanışıyoruz. Nikahınızı kıymak umarım bana nasip olur. Siz varken başkası olmaz zaten. Özür dilerim. Kısmetse Yıldırım nikah niyetindeyim. Başka bir memur ayarlamıştım. Daha önceden bilseydim. Bir özür de ondan dilersiniz. Büfit Bey kıyar öyle değil mi? Yok efendim, madem ki konuşulmuş, görüşülmüş, geçin artık. İsmi ne efendim? İsmi mi? İsmi... Fatih'e bağlı değil mi? Burası Fatih'e bağlı çünkü. Tabii oradan Fatih. Adı ne? Adı... Vallahi ben size tarif edeyim.
şöyle ortaca boylu, ortaca yaşlı, esmer de denilebilir, kumral da zayıfla şişman arası. E bu tarife ben bile girebilirim. Cihat Bey. Cihat Bey. Yok efendim, Cihat Bey olamaz, o bayağı sarışındır. Yani, belki de sarışındı, akşam alacasında görüşmüştük. Neyse, canım o olmuş bu olmuş, ne fark eder? Doğru ya, ne fark eder ki? Zır zır. İnşallah korktuğum değildir. Bugün bir dakika rahat bırakmadılar değil mi bize? Ben ayak sürttüm galiba. Yok, bugün bir trafik polisi lazım. Şakırt şakırt. Kimi aradınız efendim? Ay kız sen miydin, az kalsın tanımayacaktın. Emanetiniz getirecek söylemiştim ya. Hoş geldiniz efendi. Ay bir yanlışlık var ama ben de mi bilemiyorum. Misafirleriniz çift. Affedersiniz, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Tıtkı Bey? İyi görünmüyor muyum? Gülsün nerede? İçeride. Affedersiniz. Hanımefendi, akrabanız mı oluyor? Hayır, bir ahbabımın kızı. Gülsün'ün eski bir arkadaşıdır. O rezil kızım ben malımı bilmez miyim? Tam birinden ısınmaya başlamıştım ki. Neyse, al şu mektuplarını. Nedir? Cesaret ilacı. Niye geziyor üzerinde? İçki değil mi bu? Bernard'a iyi gelir. Al sen de iç. Ay korkarım. İki dunda bir şey olmaz. Ay Sıtkı Bey de içti bütün akşam. Hani içmezdi o? İkide bir odasına gidip bardağını dikliyor. Bak bu iyi işaret. Çek bir fırt. Zehir gibi. İyi ilaçlar acı olur. Ay dibinden bir şey kaldı zaten. Sen ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? İlk göz ağrımı özledim, sevişeceğim. Efendim böyle hayırlı bir günde ben de üstüme nişan verimi yerine gitseyim. Gülsün çok candan bir arkadaşımdır. Köşede değerini hiç kaybetmeden duran bir fırlampadır vallahi. Değerini usta sarraflar takdir edebilir ancak. Ay kusura bakma, böyle heyecanlığında çok konuşurum. Bu günlerde gençler de moda zaten. Büyüklerine laf bırakmıyorlar ki. Değil mi Refik Bey? Refik değil efendim, müfit müfit. Müfitler insanları severim. Değişik şeyler söylüyorlarsa dinlerim de. Affedersiniz. Benim gözüm sizi bir yerden ısırıyor beyefendi. Bana da sesiniz hiç yabancı gelmiyor. Kayseri'de herhalde hiç bulunmadınız. Yolun o tarafları bir kere düşecekti ama yolculuk yarım kaldı. Buradan olamaz mı? Sanmam, çok nadir gelirim. Birkaç günlüğüne yine dönerim. Çok affedersiniz. Benim de sizinle kulağım aşina. Mutlaka karşılaştık biz. Ben hatırlamıyorum. Ben nereden alabilir ki canım? Ben de onu düşünüyorum zaten. Gene bir birkaç günlüğüne mi geldiniz? Evet, bir dişçi koltuğu alıp yine döneceğim. Bu arada ilanı gördünüz ve yazdınız. Ne ilginç bir rastlantı. Söylesem kimse inanmaz. Kısmetse dünyanın bir ucundan gelir olur. Çok affedersiniz. Aslıyız Sıtkı Bey, hiç kırağı iyi gelir. İçelim, çivi çiviyi sökermiş nasılsa. Kayseri'de Nevşe birbirine yakın değil mi? Komşuyuz. Orada bir yeraltı oteli yapılacaktı. Yapıldı mı? Var, turistler için göremedim. İşte onu benim eski bir arkadaşım yapacaktı. İsmi neydi? Nasıl yaptın bu da dalgalık? Ne oldu evlat? Telefonunuz var değil mi? Yok. Ne kötü, bir telefon edip gelebilir miyim? Ay gitmeyin ne olur, daha sözümü bitirmedim. Mutlaka çıkaracağım sizi. Bırak adam işini görsün gelsin canım. Giderse gelirim bilmem ki. Hem benim de acelem var, ben de gideceğim. Lütfen birkaç dakika izin verin, sahnenin önemi var. Hayat mamat meselesi. Ay kabalık bu ama. Hiç bu bayanın sözü böyle yarı kesilir mi? Hem neymiş hayat mamat meselesi? Ayşe. Yazamcağız. Ay kusura bakmayın. Erken'i biraz... unuttum, bir işlemlerim var da. Ben size hesap vermek zorunda değilim ki. İsviçre'den uzman mı bekliyordu? Hatırladım, ismi Kenan'dı. İyi ki hatırladınız, yani bana sıkıntıdan fena değil. Beni saçma sapan sözlerle oyalıyorsunuz. Galiba sarhoşsunuz da siz. Kaçmak yok Kenan Bey, ayıp değil mi? Kenan da kim, ne demek oluyor bu? Kongaya bastın dolaş, ellerini havaya kaldık, gebertirim. Bütün bunların anlamı ne, ben neredeyim? Tanıdın mı şimdi 10 günlük karını? Bırakıp kaçtığın karını. Ya beni birine benzetiyorsunuz. İnkar yedi kalesi değil mi? Sizi hayatımda ilk defa görüyorum. Hem daha önce evlenmiş de değilim. Aman! Aman! Dikkat! Rica ederim yapmayın, ben heyecanlanınca bayılırım. Hayır, ne iş geliyor burada? Burada film kopmuş. Geri basın hepiniz, hadi konuş. Ben günahsız bir insanım, insaf hanım. Palavrayı kes, doğruyorum yoksa. Elin değmiş, gel şu domatesle doğrasın. Bıçağı çekin lütfen, kan dökmeden konuşun. Tam bir şey mi? Can alacağım, can. Ay, rüya olsun bu tanrım. Azrail gelmiş anne, ne rüyası? Aslında Azrail kaldı mı ya? Ay, çadırdın mı sen? Öldürecek misin adamı? Namusumu temizleyeceğim. Başka türlü halletsene bu işi. Başka yolum var bunun. Tabii bak, yeniden alsın seni. Evlenin olsun, bitsin. Söz veriyorum, nikahınızı da ben kıracağım. Bile bile kendini kanam olamaz. Başka bir elin.
Kendimi nereden bulayım ben? Elimde kiralık katili hazır. Babamı sandın sen beni. İş kuşa düştü. Yaşamak istiyorsan konuş ulan. Kan çıkıyor kan. Kilit Bey, bugün daha temizledim ortalığı. Altı kaldım, itiraf et. Ben bir alçağım. Ha şöyle, şimdi rahat rahat devam et. Gençliğinin güzelliğin hatırı için bağışla beni, ne olur. Hala mı güzellik kavgası olan? Hani sevgiyece bir duyguydu, beni neden aldattın? Bıçak altındaki kurbanı ahiret sorusu. Söyle, benim gibi kaç kişiyle evlendin? Kaç kişinin canını yaktın? Ne susuyorsun? O sürü mü düğümlendi? Hoş kız, aile arasında. Saymadım, bilmiyorum. Aaa, 12, 12. Düzüne, düzüne. Biz bir işlere bulaşmışız. Peki bunların nikah işlemleri falan nasıl oluyordu? Cevap. Ya, birimiz nikah memuru, birimiz de şahit memuru. Nikah dairesi kurmuşlar. Mesleğini satın bakarabilir ki bu. Evlendikten sonra kız ne oluyordu? Onu söyle, işin can damarı o. Aa, bu işten para kazanıyordu. Nasıl? Satıyorduk. Aa, bir şey mi? Pazar satıcısı bu. Pezevenk mi demek istiyorsun? Kız düşmanı. Kendine acaba, kaldın mı kendine? Bulacağım kadar oldum. Bizi bu hale getiren kaderin dansı. Kes ulan Nami. Ben daha fazla dayanamayacağım galiba. Ay, kendine Mefit Bey, biz de seninle uğraşmayalım Allah aşkına. Ya ya, polise teslim edeceğim seni. Tamam tamam, gidelim. Kaçar maçar çağıralım, polis gelsin. Santim oynatma. Biz de gelin. Gelin isterseniz yardımcı olur. Sen otur Gici Beyciğim, keyfinize bakın. Yürü. Tüh, oyna pasın erkek kadın. Verdi. Hırsız rakam derler ya, mal bayılır. İyi ki Oruç hırsız rakam, yoksa yakalanmazdı. Sen izin ya Müfit Bey, bir şey yok ya. İyiyim efendim, efendim bilirsiniz İstanbul 7 temel üzerinde kurmuştur. Şimdi otobüslerdeki isimlere bakın. Gayrettepe, Çeliktepe, Piyangotepe, 7 tepe oldu 70 tepe. Taşla İstanbul'a taşındı, elbette olacak bunlar. Eğer sen ne güzel konuşurmuşsun. Ne akıllı, ne tatlı şeyler söylüyorsun. İnsan kendi cinsine karşı nasıl böyle insanlıktan çıkıyor anlayamıyorum. Hayır. Affedersiniz, kaba mı konuşuyorsun? Konuş Mefit Bey, erkeksin, küfret. Ay benim de içim rahatladı. Bu insanın acizliğini gösterir derdi. Siz de aciz işte, görmüyor musun? Ben size anlatacak ne söyledim şimdi? Ben size deyip kaderimi ağlıyorum. Yüzümüz aç, gönlümüz farklı. Ama içinden ağlamak geliyorsa ağla kızım. Hayır efendim, ağlamasın. Bakın tehlikeyi de atlattınız işte. Zır zır. Ay kimse tüy dikmeye gelir. Artık şimdi sen de gelebilirsin Nasuhi Bey. Şakırtı. Karakolunuz bu kadar yakın mı? Ne alıyorum? Benimki size sorumu. Bize başka ne düştü bu dünyada? Ne yaptınız onu? Gitti. Neden bıraktınız? Ben bırakmadım, kendi gitti. Kaçırmamalıydınız. Öyle mi Cici Beyciğim? Evet, bu namusun sahtekarlığını adaletin pençesine teslim etmek şart. Gören de. Senin yol ömrün hiç karakola mahkeme kapısına düştü mü Cici Beyciğim? Hayır. Benim düştü. Mahkeme karakol nedir iyi bilirim. O şişenin dibindeki duruyor mu? Hayır. Aferin sana. Konuyu değiştirmeyin lütfen. Ne yani cezasızlık alacak bu it takımını yaptıkları? Bir süre içeride tutulacak, köküne kral mı girecek onların Cici Beyciğim? Bu Cici Beyciğim sözü çok şey olmaya başladı. Cici Beyciğim, sizler adam mısınız be? Ayşen kızım. Senin ve senin bu iş adıklarımızda hiç mi suçunuz yok? Suçlu bulundu. Saptırması basıp bize mi geldi? Ellerin niye öyle havada? Bıçağı sıra gelmeden teslim oluyor. Sen ne biçim adamsın be? Biçimsiz bir adam. Bizimle ne zaman karşılarsak hep senden söz eder. Seninle başlar, seninle bitirir. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun sen? Demek benden şikayetçiymiş. Şikayetçi ya. Neden çamaşırını bulaşını ona bırakmıyorsun? Tertemiz kız, becerikli, namuslu. Daha ne arıyorsun? Zengin mi? Zengin arayan ben değilim. Benim düşüncem başka. Hem niye içtim diye bugün bir sorsanıza. Adam olmaya niyetlenmişsin herhalde. Çıksana ortaya açık açık. Çoktan çıktım. İnsan bazen yakında kördür. Ben de aynen öyle dedim zaten. Lafa karınlar tok. Al bu defterden istediğini seç de mektupları sana vermişler. Bunun da mı ne demek olduğunu anlayamadım. Laf değildi benimki. Mektupla da yazdıydım. Hangi mektuptan bahsediyorsun? O desenin içinde benimki de vardı. Sen Gülsün'le mektup mu yazdın? Gülsün'e değil, Gonca Gül'e. İkisi de aynı şey. Değil, Gülsün'ün Gonca Gül olduğunu sonradan öğrendim. Bırak, öğrenince ne yaptın? Mektubu beni düşünerek yazmamış. Öğrenince ne yaptığını söyle. Tek işe yarar bu dedim. Ciddiye almadılar. Zengin aradıklarını söylediler. Şey dediler. Ay, o akıl hocası dediğimiz miydi seninki? Evet, bir de şey dediler. Enayi. Enayi, enayi dediğini biliyor musunuz? Bir işe girip çalışmaya kabul ederseniz evlenebiliriz demiştim. Düşüncem buydu. Enayisizsiniz diyemedin mi? Diyemedim. O zaman içki de içmiyordum zaten. Bazıları abdal derviş gibi kabuğuna çekilir dememiş miydin sana? Erkin dediğimi yeri gemeyecek, masaya vuracak, pös diyecek. Kemeli, biz öyle gördük. Öyle anlıyorum.
artık, daha neler. Bitti. Şakanın sınırını aşkınız, sağlık raporu, nüfus işlemi, hiçbir hazırlığınız yok. Önemli mi? İstim arkadan gelir. En azından bir yüzük gerekmez mi? Bizimki de yüzüksüz olsun. Ah, evlilik yüzüksüz olur mu hiç? Bir değil, iki yüzük gerekli. En azından. En azından iki yüzük kaç paradır şimdi? O kadarını bilemeyeceğim artık. Söz veriyoruz, alırız. Söz veriyoruz, alırız. Olmaz. Hadi yüzüğü mesele yapma. Yok efendim, yüzük bizim işimizde esastır. Yasal işlemler yüzük işin esasıdır. Allah. Bak, beni burada kavanozun daha zorlama. Yoksa giderim Kadık Paşa Camii'nden bir hoca çağırıp imam nikahı kıydırırım burada. Hayatımda ilk defa kanunsuz bir iş yapıyorum. Beni affet. Hadi başlıyoruz. Dur bir dakika. Ne yapıyorsunuz? Müsaadenizle ödünç alıyorum. ...27 yıldır bugünün hayaliyle saklamıştım. Hazırız. Adınız? Biliyorsunuz ya. Burada tekrarlaması şart, adınız? Bunları atlayın Müfit Bey. Peki, kısa yoldan gidiyorum. Birbirinizi karı kocalar kabul ediyor musunuz? Evet! Nereye gidiyorsunuz? Balayına. Gelin önce işi bitirin. Defter yok ki. Canım varmış gibi düşünün, ben sırasıyla gidiyorum. Ayağına bas kız. Şimdi ayağa kalkın. Ayaktayız Müfit Bey. Efendim, her iki tarafın evlenme isteklerinde kanuni bir sakınca bulunmadığından evlilik akdi her iki tarafın şahitlerince imzalanarak tamamlanmıştır. Sizleri burada salonumuza teşrif eden bu seçkin davetlerin huzurunda... Müfit Bey, Müfit Bey. Bunlar kim? Seyirciler. Evet, bu seçkin davetlerin huzurunda... Davetli mavetli yok Müfit Bey. Rica ederim kesmeyin. 20 senedir ezbere söylüyorum ben. Devam et. Ben de kalmıştım. Seçkin davetlilerde. Seçkin seyircilerin huzurunda karı koca ilan ediyorum. Bitmedi, bitmedi. Üstü kalsın. Bahşiş veriyor. Çok heyecanlıyım. Bize babalık yaptınız. Öpeyim anneciğim. Evladım. Efendim, her şeyi tam olsun. Hemen madeni parayı nereden buldun? Efendim, esnaf bozuk paraya da kibrit çiklet falan vermiyor. Bu tepem atıyor, onun için yanımda taşıyorsun. Biz şimdi evlendik. Allah mesut bahkâretsin evladım. Sarısı bütün bekarların başına evladım. Dulları unutmayın, ben onlar için amin diyorum. Amin! Oldu bu başımda benim güzel kızım. Ağlam anneciğim, bunu gözyaşlarıyla değil başka türlü ıslatacağız. Şimdi sensiz ne yaparım? Nasıl yaşarım? Ah bu şefkat dolu anne kalbimi. İki dakika öncesine kadar kızını evlendirmek için çırpınıyordu. Şimdi yokluğun acısı renkliyor. Bardak yetiştir Gülsün. Ne yapıyorsun evladım? Islatacağız işte. Biliyor musunuz beyefendi? Sizin gibi birinin bekar yaşamasının aklını bir türlü almıyor. Bir evlilik ya dört dörtlük olmalı ya da olmamalı derdi anne. Ben denedim. Evliliğin dört defası oluyor ama dört dörtlüğü olmuyor. Ne dersin insaf ama? Ben bu konuda konuşamam. İnsaf olumu nasıl buluyorsunuz? İyi bir adım. Hanımefendi. Hanım hanımcık. Alman çeşmesinin orada ilk defa karşılaştığımız kadar heyecanlıyım şimdi. Siz de mi heyecanlanmıştınız? Annemle evlenmeyi düşünmez misin kızım? Asla. Bunlar neler söylüyor Müfit? İçinizden geçip söyledik. Nikah çift yapacaksınız belli oldu. Ne dersiniz? Efendim ben tereddütteyim. Hayır demek. Hayır efendim, ben hayır demiyorum. Yaşayın Müfit Bey. Yaşa baba, kaderler. Kadın oldum. Gerekli bir gün hareket için. Birazdan kalırsam ağlayacağım. Nereye? Çifte mutluluğa kadar kaldıracağız. Ben yüküm almışım zaten. Hadi kırma bizi ne olur. Randevum var. Geç bile kaldım. Biliyorsunuz yeni sınıf peşindeyim. Beşinci şansımı deneyeceğim. Yenisi başka türlü mü olacak? Resmi nikahlarınız da gerçekleşir inşallah. Hadi çağır. Bir gün doğulup bir tanelere bakın, insanın inanası gelmiyor. Ben ki bugün düşüp ölmedim herhalde bir daha. Ölmüyorum hadi Müfit Bey. Önümüzde güzel günler var. Keyfine bak, sen de vurmasaya bir höste. De baba de. Mutluluğunu şerbele, buyurun. Ben hiç içmem. Oh, erkek adam içmez mi hiç? Az önce hösteyen başkası mıydı? Kuzu tutuyor ama. Soluk almadan için. Ben hiç yanmayıp burnumu tıkayarak içerim. Ay bana da mı doldurdun? Arada bir rahmetli tattırır. Onu da almış oluruz böylelikle. Aa, bugünün Alman bölümü üzerine biri güzel bir konuşma yapmalı. Müfit Bey güzel konuşur. Buyurun Müfit Bey. Ya yalnız da boş ver. Her şey tıkırında işte. Şerefe içiyoruz.
Mutlu son kralını bozacağım buyurun. Geleceği biliyordunuz, bekliyordunuz değil mi? Nasıl uyuyor diye. Kapı çalındı galiba. Çalındıysa açalım o zaman. Önce şunları kaldıralım. Gelen mahallenin işi talimine sarmasın bizi. Ne demek? Bugüne bugün evliyiz ya. Ortada resmi bir şey mi var evladım? Hadi sen kapıyı aç. Şakırt. Şukurt. İnsan hanım yok mu? Ben ev sahibiyim. Burada. Tam seni unuttum. Anda çıkageldim. Ev sahibinizmiş. Laskalpa'nın konuşmasından bir şeyler sizin demiştim zaten. Size gerçeği söyleyecek kızım bulamadım. Hayırlı bir olay üzerine geldim galiba. Evet, evleniyoruz. Yani evleniyorlar. Kızım Sıtkı Bey. Mutluluklar dilerim. Mutluluklar dilerim. Sakın yanlış anlama. Kötü bir niyetten değildi. Yok, zaten bir kira ödemiyor muydum? Buranın kirası bir şey değil üstelik. Çok çok affedersiniz. Size karşı da yüzümüz yok. 3 aylık birikti. Çok iyi bir insandır. Bulunmaz bir ev sahibidir Nasir Bey. Beni utandırıyorsunuz. 30 senedir kiracıyız bu evde. Top gözlülükle babanızın yerini aratmadınız. Gece kondular 3-4 milyon 15 milyona giderken biz buraya 3 milyon veriyoruz. 5 senedir kiramız aynı. Bir günde arttırın diye kapımızı çalmadı. O zaman önce kendisine şükran borcu olarak birikmiş borcumuzu ödememiz gerekiyor. Bende 4 milyon var. Müfit Bey sizde? Bende de 3 milyon var. Rica ederim, ben para için uğramıştım ki. Olsun, gelmiş yine değil. Benden de 500 bin lira çıktı. Benden de 1 milyon çıktı. Yaklaşık 8,5 milyon etti. Yerdeki bozukluklarla tamamlayabiliriz ben. Değmez efendim, gelin hanım. Efendim. Damat Bey, efendim. Lütfen kalkın yerden. Kira için uğramadım dedim ya. Peki neden geldin Nasuhi Bey? Haber vereyim dedim. Evi satıyorum. Ne? Satıyor musunuz? Banka burada şube açacakmış. Alacağım parayı faize vereceğim. Ay, yüreğime inecek şimdi. Ama biz burada evleniyorduk. İstirham ederim. Evlenecek değilsiniz ya. Sokakta mı evleneceğiz peki? Yeni bir yeri hangi parayla kiralarız? Daireler ateş pahası. Ben de çaresizim. Üzgünüm. Aşk olsun. Bize bu kadarcık mutluluğunu da çok gördünüz demek. Annem mülk saadetin temelidir derdi. Her annenin doğru lafı da varmış. Ayıp ettin. Şu güzel güne tuz biber ektiniz yani. Saadetimize engel olmaya ne hakkınız var? Affedersiniz, benimki de geçim derdinden. İnsanlık paraya değişilmemeli. Kiracıysak insan değil miyiz yani? Bizi sokağa atıyorsunuz. Yazık size. Affedersiniz, ben atmıyorum ki. Hey güzel abla. Ne zaman bitecek bu çilek? Biz hayal mi kurduk acaba? İşte bizim aslında aynı hikayemiz. Önünüzde geçti her şey. Gördünüz olup biteni. Fazla söz gerekir mi? Bundan bunca mektup yazan.
altında salonumuzda hazır bulunan değerli konuklarımıza, başta sevgili Seyit Bey'imize ve yönetim kuruluna hoş geldiniz demek istiyorum. Oyunumuzda emeği geçen bazı isimler var. Ben oyuncuları tanıtmadan önce onlara teşekkür etmek istiyorum. Başta Tarlabaşı Kadınlar Kolu'na Başkan Sayın Feryal Başaran'a. Feryal Hanım, siz buraya alabilir misiniz? Ayrıca şu an aramızda bulunmayan, dekorumuzun yapımına katkıda bulunan Sayın Murat Kaya ve Lolita Asil'e çok teşekkür ediyorum. Biletlerin basımında, dağıtımında, tasarımında bizlere yardımcı olan Yeni Gün Işığı Dergisi ekibinden Sayın Erkan Metin'e. Ayrıca salonlarda asılan afişlerin yapımında katkıda bulunan Sayın Julian Ayre. Oyunlarımız süresince ikramları hazırlayan sevgili arkadaşımız Leyla Yıldırım'a çok teşekkür ederim. Planında hazırlıklar yapan arkadaşlarımız vardı. Müzikte Sayın Tarkan Çeper. Yıllanmış ses ve ışık tesisatımıza gençliğiyle enerji veren birisi Murat Er. Makyajda Zabel Usla. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi oyunda rol alan arkadaşlarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Garson rolünde Metin Turgut. Nasuhi Endraus Demirer. Refik Mayısoğlu, Can Özasi. Ayşen Didem Taş. Dursun Ali, Zeki Demir. Halet Rezaki Yusuf Barış. Sıtkı Alex Özdoğan. Gülsün Burcu Taş. Oyunun insafı ve tiyatro kolunun en büyük yardımcısı Vanya Uslan. Bu sezonun tiyatro kolu başkanı, Rumuz Goncagül oyununun başarılı yönetmeni Murat Özdoğan.
şimdi ben izninizle salon sorumlumuz yönetim kurulu üyesi Sayın Supiusan'ı sahneye davet etmek istiyorum. Arkadaşlarımıza hazırladığımız küçük armağanlarımız vardı. Kendisinden onları vermesini rica ediyoruz. Kadınlar Kolu'nun ekibimize hazırladığı hediyeler vardı. Onlar için de Feryal Hanım'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugünümüze iştirak eden ve emeğimize ortak olan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.